çok olsun. Kapısını çaldıklarınız, kapınızı çalanlar çok olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın efendim. Bayramdan önceki bu son programımızda bugün bayramla ilgili her şey var. Gelmişi, geçmişi ve geleceği. Ve tabii Kurban Bayramı olunca et. Aslında bunun niye o ortaya çıktığını, amacının ne olduğunu, et tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bedensel algımızın, ruhsal durumumuzun nasıl değiştiğini hepsini konuşacağız. Ama önce bayram algısını biraz konuşalım. Bakalım hayatımızda neler değişmiş ve hocamızı davet edelim mi? Edelim. Edelim. Psikiyatri uzmanımız Profesör Doktor Kemal Sayar geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Oturayım mı? Dantel örtülerimiz var, aman onlara dikkat edin. Ama evet, lütfen bozulmasın. Babaanneciğim yapmıştı onları. Bu bayram lütfen ziyareti gibi olsun, evet. Aslında evet, doğru. Şuraya koyup da daha bir dantel. Bayramın ruhu deyince ne geliyor aklınıza? Bayram. Valla bayram deyince bana sevinç geliyor, dostluk geliyor fikir olarak. Ziyaretler geliyor. Uzun zamandır göremediğimiz insanları görmek, onlarla hoşbeş etmek, hasret gidermek geliyor. Sevinçli günler geliyor. Kederli bayramlar olmuyor genellikle. Kederli bayram, o bayramı çok yalnız geçiren, ziyaretleri yapamayan, ziyaret edilmeyen insanların yaşadığı bayram oluyor. İnsan elinden geldiği kadar bayramı hak ettiği etkinliklerle geçirirse bence gayet keyifli bir dönem. Şimdi biz kendi ağzımızda söylemiş olduk. Bayram niye hoşumuza gidiyor? Çünkü uzun süredir göremediğimiz, ziyaret edemeyiz insan ziyaret etmiyor. Peki bayrama mı ihtiyacımız var bunu yapmak için? Bayrama ihtiyacımız var. Birilerinin bize dur demesi lazım, yavaşla demesi lazım. Hakikaten günlük hayat çok fazla koşturmaca içinde geçiyor. Çok fazla günlük telaşı çok fazla hissediyoruz. Hele büyük şehirlerde işte sabah erken kalkıyoruz, gece geç saatlerde evimize geliyoruz. O günlük hayat içinde bir sürü stres taşıyoruz işten eve. Fakat birisi bize dur dediği zaman, işte bu bayram zamanlarında, o zaman hayatımızda neyin değerli olduğunu, neyin feda edilemez olduğunu hatırlamış oluyoruz. Hayatımızda feda edilemez olan bir tek şey vardır. En temel şey sevdiklerimiz. O sevdiklerimizle kurduğumuz bağ, onu asla feda edemeyiz. Bizi hayata bağlayan, bizi hayatta tutan, bizi diri kılan şey odur, o sevgi bağıdır. Zor zamanlarımızda hemen sevdiklerimize iltica ederiz. Onlara sığınırız, onlardan medet umarız. Dolayısıyla bayramlar bize şunu söylüyor: dur bakalım, hayat hep bir koşturmacayla geçmez. Hayatında vazgeçemeyeceğin, senin için asıl olan şeyleri bir hatırla. Kendini bir gözden geçir ve hayatına biraz da bunun ışığında devam et demiş oluyor diye düşünüyorum. Yani bayramlarda aslında biraz ruhumuz, vücudumuzu yakalamaya çalışıyor galiba, değil mi? Vücut ne çok güzel söylediniz, evet. İşte hep hani o meşhur hikaye, çoğumuzun bildiği, o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhumuz arkada kalıyor hikayesi. Ruhumuzla bedenimizin bütünleşmesi lazım. Hayatı biraz da o çok temel değerler ekseninde yaşamamız lazım. Hakikaten insan mutluluğuyla ilgili yapılan çalışmalar bize bir tek temel hakikati gösteriyor. O da şu: sevdiklerimize ne kadar çok zaman ayırıyorsak o kadar mutluyuz. İnsan hanları hamamları olsun, çok büyük hazinelere sahip olsun, eğer sevdiği insan yoksa, sevilmiyorsa ve onlarla güzel, tatlı zamanlar geçiremiyorsa, sevildiğini hissedecek bir zamanı yoksa, o insan çok mutlu olamıyor. Bir sanatçımızın sözü vardı, bana gidip orada söylemiş: hiçbir battaniye, Sezen Aksu'dan duydum ben bunu, hiçbir battaniye sevgi kadar ısıtamaz yüreklerini. Çok güzel bir şeydi hani, hiçbir battaniyede hiçbir şey sevgi kadar ısıtamaz yüreğimizi. Çok şiirsel, çok güzel. Değil mi? Çok da ona yakışan da bir şey. Peki gerçekten bayramda ya da normal hayatta sevgisiz kalmak, dokunmamak, sarılmamak bizim ruhumuzu çok mu yıpratıyor? Bu yüzden mi mutsuzluğumuzun kaynağı belki de bu mu? İçimizde varsa böyle bir şey. Şimdi ben bir danışanımın sözlerini hatırlıyorum. Çok bana dokunmuştu. Babalarını kaybettikten sonra, babaları çok sosyal bir insan. İşte bir iki bayram sonra evde oturduk diyor. Annem birilerinin gelmesini gitmesini bekledi. Fakat kapımızı sabahtan akşama kadar kimse çalmadı.
Ve o bayram bizim için çok buruk bir bayram oldu. Hepimiz o insan ilişkisini kurmak istiyoruz. Bakın insan ilişkisi şu demek aslında özü itibariyle. Bir başkasının yüzünü gördüğümüz anda ona hikayemizi anlatmak istiyoruz. O bize bir hikaye anlatıyor. O hikayenin sıcaklığında ısınıyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. Bu dünyada yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Bu çok değerli bir şey. İnsanın bu dünyadaki en büyük ferahlatıcısı, en büyük serinleticisi belki o insan ilişkisi. Bununla ilgili mesela klasiklerden bir örnek veriyorum ben bazen konuşurken. Bir yazar, eski yazarlardan bir hikaye anlatıyor. Bir saka, su satan kişi işte giderken bir başka sakayla karşılaşıyor. Onun da kırbası dolu, onun da kırbası dolu. İkisi de su satarak geçimini temin ediyorlar. Kardeşim diyor, bana oradan bir su versene. Diyor ki o öbür saka, ya senin kırban da dolu. Doldurup kendi suyunu içsene, niye benim suyumdan istiyorsun? O diyor ki, a güzel kardeşim diyor. Bana diyor oradan bir tas su ver çünkü ben kendi suyumdan bıktım. Aslında orada şunu söylüyor. Ben senin suyundan içerken seninle 3-5 laf edeceğim. Hoş beş kelam edeceğim, kendimi anlatacağım, seni dinleyeceğim. Böylece birbirimizi tanıyacağız ve birbirimizi tanıdıktan sonra da oradan bambaşka insanlar olarak ayrılacağız. İşte insan ilişkisi böyle sıcak bir şeydir, böyle güzellikler veren bir şeydir. Ve ne kadar çok insan ilişkisi olursa hayatınızda, ne kadar derinlemesine insan ilişkisi olursa o kadar da az depresyona, o kadar da az ruhsal sıkıntılara yakalanırsınız. Kimseyi yalnız bırakmasın Rabbim. Peki bayram sizin için ne ifade ediyor? Ne anlıyorsunuz? Bize bir şeyler söyleseniz desem ya da göstergeniz desem. Bir kaldırır mısınız ellerinizdeki pankartları? Hocam sonra tek tek sizinle bunları bir bir konuşmak istiyoruz. Evet. Şimdi bayram deyince mesela gencecik bir hanım var burada. Ay ağlayayım hemen sizi. Ne geliyor aklınıza bayram deyince? Bunu da görelim aman. Yani ziyaret ediyoruz, büyüklerimizin ellerini öpüyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Bu yani. Peki siz küçüksünüz yani el öpen. Sizin dahilinizde yeğenler yani, falan evet. Varsa belki. Ne ifade ediyor peki el öpmek? Karşı tarafa ve size. El öpmek. Saygıyı, saygıyı belki evet, sevgiyi, hürmeti. Evet. Değil mi? El öpenleriniz çok olsun evladım derler onlar da. Evet, hele bayramlarda. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Onlar nasıl güzel öyle şöyle mi çevirsek onu? Ha? Sizin aklınıza ne geliyor? Tatlı, tatlava, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Özellikle büyüklerimiz çocukları sevindirmek adına yaptıkları. Ben anneannemi hatırladım birden. Güzel, rahmetli tabii. Çok güzel tatlılar yaparlardı. Onları yemek çocuklukta çok büyük bir haz verirdi ama şimdi ben torunlarıma yapmaya çalışıyorum. Güzel. Güzel. Peki biraz konuşalım isterseniz. Hocam mesela çok enteresan. O baklavanın, o tatlının tadı şu an bile damağınıza muhakkak, geliyor ve size muhakkak çok hoş duygular yaşatıyor. Evet. Demek ki böyle bizde izler bırakıyor. Bu izler çok keyifli izler, çok keyifli duygular var ki bu kadar derin yer etmiş. Bunların bizim hayatımıza katkısı nedir? Yani biz bunlarla uzun süre mi yaşıyoruz yoksa o bir anlık gelip geçiyor mu? Bakın kişiliklerimiz, karakterlerimiz biraz da toplumumuzun ortaklaşa yaşadığı bu bayramlarla şekillenir. Bu bayram duygularıyla şekillenir. Bayram aslında bir milletin millet olma halidir. İnsanların ortak bir sevinci yaşama halidir. Dolayısıyla el öperken, büyüklerimizi ziyaret ederken bizler aslında asırlardır süren bir geleneği devam ettirmiş oluruz. Dolayısıyla kendimize tarihsel anlamda da bir yer biçeriz. Yani biz uzaydan gelmedik. Biz bir medeniyetin, bir uygarlığın devamcılarıyız. Bu topraklarda yüzyıllardır yaşıyoruz. Yüzyıllar önce atalarımız da böyle yapıyorlardı. Yani bir şekilde bir aidiyet hissine sahip oluruz. Bu çok çok önemli bir şey. Yani bayram bize nereye ait olduğumuzu, hangi gönül coğrafyasında kendimizi konumlandırdığımızı çok güzel anlatan bir şeydir. Şimdi bizim toplumumuzda tabii bayramın çok güzel adetleri var. İşte büyüklerimizin elini öpmek mesela. Böylece onlara bağlılıklarımızı gösteriyoruz. Onların bizim için ne kadar değerli olduğunu gösteriyoruz. Modern dünyada bu kaybettiğimiz bir haslet yavaş yavaş. Modern dünyada artık mesela
üretemeyen, üretime katkıda bulunamayan insanlar giderek Batı dünyasında kenara itilmeye başlandı. Yaşlılara yeterince hürmet yok. Yaşlılar hemen kolaylıkla huzur evlerine terk edilebiliyor. Bizim toplumumuzda yaşlı kişi hala bilge kişidir. Tabii ki. Hala fikrine başvurulan kişidir. Bizim toplumumuz o bakımdan Batı toplumunun bence ilerisindedir. Ve biz onlarla beraber olmaktan, onların varlığını hissetmekten özel bir mutluluk duyarız. İşte bayramlar bize onlarla yeniden bir arada olma, onların bizden üstün olduğunu, bakın el öpmede bence öyle bir sembolik bir şey var. Yani siz bizden bilgice, görgüce üstünsünüz. Sizin manevi olarak bizden daha üst bir rütbede olmanızı kabul ediyoruz. Size bağlılığımızı sunuyoruz tarzında. Evet, bu özellikle mesela şöyle dediğiniz gibi Batı toplumunda gücü parası olan öne çıkıyor ve artık yaşlı kişi üretemediği için bir kenara itiliyor. Bizde ise mesela evde dede, baba ve torun varken baba o evin hakimi bile olsa, dede varsa yani kendi babası varsa o an artık çalışmıyor, emekli olmuş, belki bir sürü şey var, sıkıntısı var ama hürmet daima en büyüğedir. Daima evet. En büyük, o dediğiniz gibi hiyerarşik basamağın en üstünde yer alır. Bu da bence çok önemli çünkü insanlar yaşamları boyunca ileriye gitmeli. Yani bir yerden sonra güçten düştüm, kenara itildim. Çünkü o aileyi o kişi yaratmış, o kişi vermiş. Çok zalimce bir şey bir de o. Yani insanın güçten düştüğü anda öneminin kaybedilmesi, toplumun bir köşesine itilmesi zalimce bir şey. Halbuki o insanın o yaşında paylaşabileceği, anlatabileceği çok daha fazla şey var. Çok daha büyük yaşamışlıklar, çok daha büyük tecrübeler var. İşte geniş aile bize bu tecrübelerin paylaşılma imkanını veriyor. Hele hele torunlar için çok büyük bir nimettir bu. Çok büyük bir coşkudur. Bir önceki nesilden bir şeyler öğrenebilmek, onlarla temas halinde olmak çok önemli bir şey. Hayır, i̇şte bayramlar bunu da... Hayır duası almak, ne güzel. Hayır duası almak. Evet. O insanın iyi niyetini inancınıza göre bizde çok kutsaldır ve özeldir. Onun bir hayır duasını almak, böyle bir sevgiyi, coşkuyu, sınırsız hazzı, huzuru paylaşmak çok güzel biz bir şey. Biz tüm izleyicilerimize bu pankartı izleyicilerimize alalım böyle. Hepinizi. Şimdi şöyle bir şey var ama eskiden yaşam çok yavaş değişiyordu. Buyurun. Siz yavaş yavaş değişiyordu. Dolayısıyla bir önceki kuşaktan bir sonraki kuşağa çok fazla bilgi aktarımı olma şansı vardı. Şimdi yaşam o kadar hızlı değişiyor ki birçok zaman şöyle bir önceki kuşak sizi yaşam dışında kalıyor. Yani yaşamın dışında kalıyor tamamen. Hı hı. Artık aktaracağı bilginin, tecrübenin bir sonraki kuşağa faydası olmuyor. Yani ben kızıma bilgisayar konusunda çok fazla bir şey söyleyemem, çünkü o benden iyi biliyor artık bilgisayarı. Ya da yaşamın hızıyla bir sürü şeyler değişiyor. Mutlaka özünde vardır bilgelikler ama. Öz değişmiyor Aytu evet. Bey. Mesele o zaten. İnsanın temel tabiatı değişmiyor. İnsan sevgiyle kaim olan bir varlık. Bizler ancak sevgi aldığımız zaman, saygı gördüğümüz zaman kendimizi iyi hisseden varlıklarız. Dolayısıyla bilgisayar, cep telefonu teknolojisi, bunları kullanmak daha fazla maharet istiyor olabilir. Genç nesiller bu konularda çok daha iyi olabilir. Fakat temel meselemiz o sevgiyi, o duygu alışverişini sağlayabilmek. Onu yapamadığımız zaman zaten istediğimiz kadar cep telefonu kullanalım, istediğimiz kadar bilgisayar ekranında mahir olalım. Boşluk daha oluyor, mutlu olmuyoruz. Evet. İçimizde bir boşluk duygusu peki var. Peki şunlar mesela kolonya, kahve, evet, şeker. Bunlar ikram, hayır, değil mi? Gelen misafire ikram. Bir dakika şöyle, size bir mikrofon. Şurada var, tamam. Alayım mikrofonu. Yani şimdiden de şeker almaya başladınız mı tatlı konuşalım? Kurban bayram deyince ilk önce kurbanlık aklımıza geliyor. Sonra da gelen misafire ikram. İşte annelerimizi, babalarımızı. Peki çok misafiriniz etmeyi olur mu sizin bayramda? Fazla olmuyor. Fazla. Daha doğrusu. Siz gidiyor musunuz? Ben engelli çocuğum olduğu için fazla istediğim yerlere gidemiyorum. Bir de hani derler ya, düşenin dostu olmaz. O yüzden fazla misafirim de olmuyor. Peki. Halbuki ben bayram deyince ilk önce yaşlılara ve engelli çocuklara istiyorum ki onlara daha çok önem verilsin. Çok önemli bir şey, evet, söylediniz. Bravo. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Bayram, bakın bizim geleneğimizde bayram sadece dostlukları yeniden ihya etmek, işte sevdiklerimizi ziyaret etmek değildir. Bayram muhtaç durumda olan, evet, sıkıntılı durumda olan insanı da ziyaret etmektir. O yani bizim kendi geleneğimize daha makbul görülmüştür, evet, aslında. Bunu da unutmayalım. Bayramın sosyal dayanışma boyutunu da unutmamamız lazım. Evet. Çocuğunuzla ilgili sorabilir miyim, sizi rahatsız etmeyecekse eğer? Kaç yaşında çocuğun? 9-10 yaşında zihinsel
kendisi. Ne doğumda mı oldu, neden oldu? Doğuştan galiba. Bizim biraz ailede genetik olduğu için benim çocuğumda da var. Çocuğunuz da var. İki abim de bir daha. Kendi işini yapabiliyor mu, bir şey yapabiliyor mu? Yani nedir seviyesi, bir okuması falan? Yok, okuma falan da yani 4 senedir eğitime verdim ama bir şey alamadı şu ana kadar. Yani çok az. Biraz algılaması. Özel eğitim mi? Özel eğitim bu sene de 1'e başladı. 1'e başladı. Hı-hı. Peki fiziksel olarak bir şey var mı? Fiziksel olarak bir şeyimiz yok, sadece zihinsel. Sadece yani, zihinsel. Evet. O daha da zor herhalde, evet, değil mi? Evet, daha da zor, evet. Çünkü fiziksel şey tabii tam yerinde ama... Bir insanda en çok özellik olan şey yani beyin. Yani o yerinde olmadıktan sonra dediğin gibi... Peki siz yani, bütün 24 saatinizi ona mı adıyorsunuz? Ona, evet, hep ona adıyorum. İlk kez bugün geldim buraya. Hep istiyordum ki gelin böyle doktorun programına. İlk kez bugün geldim. İlk kez bugün, evet, geldiniz. Peki... Bayram olunca sizde bir değişiklik oluyor mu yaşamınızda? Çok duygulanıyorum bayram deyince. Çünkü istediğim yere gidemiyorum. Annem babamı istediğim gibi ziyaret edemiyorum. İstediğim yerlere gidemiyorum. O çocukla gezmek çok zor. Neden? Ya arabalarla uzaklara gitmek zor. Hani getiremiyorsun. Bazı insanlar anlaşlı, bazıları anlaşsız. O yüzden rahatsız oluyorsun arabalarda. Yani insanlardan sonra, şimdi çocuğunuza karşı ters bir davranış ters mı görüyorsunuz? Ters bir davranış da görüyoruz. Ya ilgi de görüyoruz. İlgi olan insanlara teşekkür ederim gerçekten. Çünkü engelli çocuklar ailesi çok duygusal oluyor. Çok zor, evet, değil mi? Evet, çok zor. Yaşam. Çünkü yani hakikaten engelli bir çocuk bir ömür boyu onunla, evet, siz uğraşmak zorundasınız. Belki de onun sıkıntısını hep siz, evet, çekiyorsunuz. Evet, ama ben çekiyorum. O yüzden insanlarımızdan yani sadece çocuğa değil, annelerine de, ailelerine de biraz anlayış göstermelerini istiyorum. Komşular olsun, arkadaşlar olsun, çevredeki insanlar olsun gerçekten. Ya bir şu çok, lütfen içten bir soru sorayım size. Çevrenizin bu konuda acımasız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet, düşünüyorum. Çünkü, ben sözlerinizden öyle anlıyorum. Çocuklarımın arkadaşları mesela oyun oynamak ister, anneleri bırakmıyor çocuklarım, çocuğumun yanına. Yok işte o engellidir, sen onun yanına gidersen o da sen de onun gibi olursun diye öyle tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani bu nasıl bir şey bu? Sen de onun gibi olursun yani. Evet, o yüzden yani istemiyorum diyorum, çocuklarınız gelmesin çocuğunun peki yanına. Peki ne yapıyorsunuz o zaman? Soyutluyor musunuz kendinizi? Çıkmamayı mı tercih ediyorsunuz? Çıkmamayı tercih ediyoruz. Evet, tıkanıyoruz gerçekten. Peki bu soralım hocamıza isterseniz. Çünkü bu çok ben bir doğru davranış olduğunu düşünmüyorum. Yani çocuğunuzun, hayır, gelişimi açısından. Görüyoruz işte, insanlarımızda görüyoruz. Asla. Bakın yani bizim toplumumuzda bir sürü yanlış inanış var. Şimdi mesela yanlış inanışlardan bir tanesi, engelli bir çocukla oynarsan sen de engelli olursun. Yanlış yani. Çok yanlış. Gerçekten kesinlikle yanlış. Bilimsel hiçbir tarafı olmayan bir batıl inanç, bir hurafe. Tam aksine aslında... Bir çocuğun bazı engelleri olan yaşıtıyla oynaması onu ruhsal açıdan bir defa çok geliştirir. Nedir? En azından kendisinde olan bir takım melekeleri, kıymetini daha iyi bilmesini sağlar. Karşısındaki yaşıtını çok çok daha fazla geliştirir. Böylece çocuk, engelli olan çocuk da engelsiz olan o yaşıtından bir şeyler öğrenir. Onunla bir etkileşime girer, kendini biraz daha zorlar onunla iletişim kurmak için. Ve böylece kendini geliştirme imkanına kavuşur. Tam aksine özellikle engelli ve engelsiz çocukların bir arada olmalarını sağlamak lazım. Bir de hiçbirimizin bu hayatta sonsuza kadar yani hiç sakatlanmadan, hiç bir engel sahibi olmadan yaşayacağımızın garantisi yok. Dolayısıyla muhtaç durumda olan, sıkıntılı durumda olan insanlarla bir arada olmak, onların acısını hissetmek, onlara yardımcı olmaya çalışmak insan olmanın en temel kaidelerinden bir tanesidir. Eğer biz insana yardım etmiyorsak insanlığımızdan kuşku duymamız lazım. Bakın biz millet olarak aslında bir bayramı, bir felaketi arkasından da çok büyük bir bayramı yaşadık. Bir felaket yaşadık, Van depremini yaşadık. Fakat hemen arkasından nasıl büyük bir millet olduğumuzu, nasıl birbirimizle yardımlaşabildiğimizi, nasıl birbirimizin acısını yüreğimize hissedebildiğimizi gösterdik ve bir bayram yaşadık. Bu çok değerli bir tecrübe. Hakikaten bu millet, bizim ülkemizin insanları çok zor zamanlarda birbirine koşabilen, birbirine yardım edebilen ve gerçekten dünyada da eşi çok az bulunur, bu anlamda çok eşi çok az bulunur gayretler, örnekler gösteren bir millet. Lütfen bu dayanışma duygusunu hayatımızın bütün aşamalarına yayalım. Karşımızda
ne zamanki sıkıntılı bir insan görüyoruz, ne zamanki yardıma muhtaç bir insan görüyoruz, ne zamanki elimizi uzatırsak bizden yardım alacağını, bizden destek ve güç alacağını hissettiğimiz bir insan görüyoruz, hemen elimizi uzatalım. İnanın bu bizim çok daha kendimizi mutlu ve tamamlanmış hissetmemizi sağlayacak. Çünkü bu bilimsel çalışmalarla da gösterilmiş bir şey. En mutlu insanlar, bakın çok bir tane cümle söyleyeceğim. En mutlu insanlar başkalarına verebilen insanlardır. Servet, makam, mevki, şu bu, nerede bulunduğunuz, ne kadar güce sahip olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Eğer siz kendinizde olanı verebiliyorsanız, kendinizde olanı paylaşabiliyorsanız en zengin insan sizsiniz, en güçlü insan da sizsiniz. Sizden bir şey isteyebilir miyim hocam? Hanımefendi hiç hesapta yoktu, biz bilmiyorduk ama bize yüreğini içini açtı. Belli ki belki konuşmaya da ihtiyacı var. Sizden destek olmanızı rica etsin. Her zaman memnuniyetle. Çok mutlu oluruz. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür bize açtınız, sağ olun. Sağ olun. O zaman size programdan sonra konuşalım. Tamam. Hocamızla oturun biraz, siz de derdinizi anlatın. Onun da size söyleyeceği çok şey olacaktır. Tamam, çünkü bence siz çocuğunuzu biraz korumaya da almışsınız ama onun da dünyaya açılmaya ihtiyacı evet. var. Bu ihtiyacı da gidermekte fayda var herhalde diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz bütün söyledikleriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki sizde ne ifade ediyor bayram? Kıyafet düşünmemek ya da işte hepimizin çocukluğunda yapmadan önce bir ayakkabısı, bir kıyafet illaki olmuştur. Yeni alınır, yani, başucuna evet, konulur, evet, keyifle yani bakılır. Ben bile hala bayram gelince bir şey alıyorum kendime. Yani hiçbir şey değişmedi hala. Aynen devam. Çocuk yani, ruhum benimle beraber. Peki evet, bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bir başka çocuğu giydirdiniz mi hiç bir bayramda? Yani hepinize aslında soruyorum. Bir başka çocuğu giydirmek, onun hayallerine katkıda bulunabilmek, hani cebinizdeki üç varsa birini de verebilmek, bayram harçlığı veriyoruz çocuklara evet ama hep bizim tanıdığımız şey. Hatta o bile bazen ha dayım daha çok verdi, amcam daha çok verdi haline getirmeden hiç tanımadığınız birisine onun bir bayram sevinci yaşattınız mı? Hani bayramları konuşurken belki bunu da yani, söylemekte fayda var hocam da söyleyecek. Ben genelde McDonald's'a falan götürüyorum. Oo, böyle. Siz söylemeyelim. Yani onları yemek yediriyorsunuz. Sinemaya götürüyorum evet ya da tamam. Tiyatroya falan öyle. Yani bir gün onlarla geçiriyorum örneğin. Yani onlarla bir gün geçirmek hem keyifli hem onları mutlu ediyorum. Çocuklara falan. Zaman ayırıyorsunuz evet, yani. Evet kesinlikle evet. Peki ne dersiniz hocam? Yeni giysiler, bayramlık vallahi, kıyafetler ve çocukların bayram sevinci. O kadar can alıcı bir soru sordunuz ki, bence bayram tam da bu demek. Bayram sadece kendimizi, kendi kabilemizi, kendi çıkarlarımızı, kendi küçük çevremizi düşündüğümüz bir festival, bir şehrain, bir sevinç hali değil. Bayram hemen yanı başımızda görmediğimiz, göremediğimiz yoksulu da düşünmenin, muhtacı da düşünmenin bir zamanı olmalı. Böyle olursa bayram gerçekten bayram oluyor. Şimdi Zahide Hanım'ın sorusu gerçekten çok güzel bir soru. Hepimiz kendi çocuklarımızı en güzel şekillerde giydirmek, el öpmeye götürmek istiyoruz. Ama 3 sokak ötede, 5 sokak ötede, 10 sokak ötede o bayram harçlığına sahip olamayan, efendim o bayram potinine sahip olamayan, güzel kıyafetleri alamadığı için boynu bükük gidecek çocuğu düşünüyor muyuz? İşte bizim insanlığımızın insanlık olduğu nokta burası. Bir başkasının acısıyla ne kadar hemhal oluyoruz, bir başkasına ne kadar yardım elimizi uzatmak istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz gün bayramı da tam manasıyla idrak etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu güzel bir soru. Bence hepimizin içinde bu soru işareti asılı kalmalı. Kendim dışında birisini düşündüm mü bu bayramda? Kendim dışında birisine elimi uzatmak istedim mi? Hiç gitmediğim bir yakınıma gitmek istedim mi? Efendim, hiç uğramadığım bir komşuma uğramak istedim mi? Hiç kimsenin kapısını çalmadığı, benim de tanıdığım, benim de kapısını çalmadığım, hiç kimsenin de kapısını çaldığını bilmediğim bir dostuma, bir eski efendim tanışıma, bir akrabama uğramak içimden geçti mi? Yani biraz aslında bu bayram tecrübesi bize kendi insanlığımızın da kalibresini, kalitesini, niteliğini yükseltmek için bir fırsat vermeli. Daha iyi insanlar olabilmek için bir zaman var, fırsat var. Onu uygulamak için bir imkan olmalı diye düşünüyorum. Bayramda tabii hep sevinçlerden bahsediyoruz. Hüzünler de var. Aslında bütün duygular insanlar için. Yani insanlığımız bütün duygularıyla var. Şimdi sizin elinizde ne var?
Benim önümde bir kabristan ziyaret. Ziyaret var. Siz mikrofonu çalın mı Aydın? Ne var elinizde? Bir kabristan var ve ziyarete gitmiş bir insan dua okuyor. Evet. Ve aynısını ben yaşıyorum. Öyle mi? Evet. Kimi kaybettiniz? Beyimi. 28 sene oldu. Başınız. Biz bayram olduğumu hüzünleniyoruz. Yani çocuklarım hüzünleniyor, babayı göremiyor. Kabristana da gidemiyoruz çünkü memlekette beyim. Biz buraya sonradan geldik. Onun için hüzünleniyoruz. Tabii ailece mutluyuz. Çocuklarımla ve annem babam var. Onları ziyaret ediyoruz. 80 yaşında annem var, 82 yaşında babam var. Ve bunlara kardeşim bakıyor. Çok teşekkür ederim kardeşime. Biz ailece Erzurumluyuz. Aileyi atamayız annemi babamı. Kardeşiniz peki. Kız kardeş mi olan kardeş? Erkek kardeşim. O zaman geline de teşekkür edelim. Geline zaten gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür edelim. Bütün annem babam onlar bakıyor. 30 senedir. Peki 28 sene önce kaybettiğiniz birisi eğer sizi hala bayramlarda hüzünlendiriyorsa bu ne mutlu bir beraberlikmiş evet, ki. Çok mutluyduk evet. Değil mi? Ve hele bugün yani 28 olmuş. Senedir unutmuyorsa evet, insan evet. Ve bu her seferinde hatırlıyorsa. Evet, ama bunlar çok güzel diyor. Dedik ki her şey insanlar evet. için. Bayramlar insanlığımızı hatırladığımız zamanlar en çok bizi hatırlatan buradan zamanlar. Buradan dua ediyoruz ama yanına gidip de ziyaret etmek daha başka. Ve uzak gidemiyoruz. Tabii gitmek uçağından gitmek lazım. O da biraz maddi yönde. Olmuyor. İşte biraz da bu demin konuştuğumuz yaşam mesafeler uzadıkça, yaşam hızlandıkça her şey sorun haline geliyor. Eskiden insanlar kendi kabristanlarında, kendi şehirlerindeki evet. işte yakın çevredeki kabristanda olur ve herkes onları evet. ziyaret ederdi. Evet. Şimdi bu bile imkansız evet. hale geliyor. Evet. Ama olsun yani sizin ruhunuz, gönlünüz onun olduğu müddetçe. Evet, çocuklarım var, mutluyuz. 6 çocuğum var, 3 oğlum. Maşallah, maşallah. 4 tane torunum var. Ailece mutluyuz. Ne güzel eşiniz eserler bırakmış evet. geriye. Peki efendim, bayramı konuşuyoruz, bayramın getirdiklerini konuşuyoruz. Komşuluğu konuşacağız biraz sonra. Acaba kaybettik mi komşuluğu? Kısa bir aradan sonra beraberiz. Kurban Bayramı'nda yenildi, içildi, keyifler yapıldı. Kilolar alındı. Kurban Bayramı'nda alınan kilolar ne olacak? Zayıflıyorum ama göbek ve bel civarındaki yağlar gitmiyor. Veya karnım çok kırışık, dokular gevşek, istediğim gibi düz olmuyor diyorsanız üzülmeyin. Hem lezzetli hem sağlıklı, şişmanlatmayan güzel yemekler tariflerini vereceğiz. Bunların hepsini 14 Kasım Pazartesi Doktorum'da Kanal D'de size anlatacağım. Evet, bayramdan sonra pazartesi bayramda yaptığınız günahların, işlediğiniz günahların nasıl temizleneceğini Doktor Ender Saraç'la beraber konuşacağız ama bugün bayram geleneklerimizi konuşuyoruz ve Çeşminaz Hanım dedi ki 28 sene önce kaybettiğim eşimi şimdi çoluk çocuk hepimiz bayramlarda hatırlıyoruz ve hala içimiz buruluyor ve üzülüyoruz. Ama onu hatırlamak, o duygu bile çok kıymetli, çok önemli evet. bir şey. Peki hocam bu mezarlık ziyaretleri, kabristan ziyaretleri veya işte insanların bu birbirlerini ailede kaybettiklerini hatırlaması ne yorum yapacaksınız bu konuda? Ya valla bence bu da bizim yine bizim toplumumuzun güzel özelliklerinden, hasretlerinden bir tanesi. Şimdi ölümle ilgili olarak hep şu söylenir. İnsanlar unutuldukları zaman aslında ölürler. İnsanların hatırası, kaybettiklerimizin, sevdiklerimizin hatırası bizimle yaşadığı sürece onları biz yaşatırız aslında. Onlar bizimle yaşarlar, hep bizimle vardırlar. Ama ne zamanki unuturuz o zaman onlar gerçekten ölmüş olurlar. Bizim toplumumuzda biz ölülerimizle beraber yaşarız, kaybettiklerimizle beraber yaşarız. Bu da hakikaten çok güzel bir özellik. Mezarlık ziyaretlerinin bayramın asli parçalarından bir tanesi olması yine sevdiklerimizi aslında kaybetmediğimizi, unutmadığımızı, onların bizimle yaşamaya devam ettiğimizi ettiğini gösteren çok önemli bir örnek. Hatta şair Yahya Kemal'e soruyorlar İstanbul'un nüfusu ne kadar diye, onun çok hoş bir cevabı vardır. İşte o zaman diyor ki 15 milyon diyor. Nasıl olur diyorlar, işte 5 milyon insan yaşıyor filan. 5 milyon yerin üstünde, 10 milyon yerin altında diyor. Hakikaten bizler sevdiklerimizi kaybetsek de onları kendi arasında yaşatmaya devam eden bir toplumuz, bir milletiz. Bunun da insanın bilincine çok olumlu katkıları var. Bakın psikolojide en temel şeylerden bir tanesi insanın ölüm duygusunu, ölüm farkındalığını kabullenebilmesi.
Hepimiz ölüme doğru gidiyoruz değil mi? Hiç kimse bu dünyaya çivi çakmıyor, kazık çakmıyor. Çivi çakmıyor demeyelim de kazık çakmıyor. Hiçbirimiz bu dünyada tam manasıyla kalıcı hale gelemeyeceğiz. Bizi kalıcı hale getirebilecek olan şeyler belki bıraktığımız eserler, bıraktığımız hayırlı güzel evlatlar, işte insanlara hizmet için kurduğumuz müesseseler. Bunlar belki bizim sesimizi devam ettirebilir. Fakat hepimiz ölüme doğru koşuyoruz. Vücutlarımız ölüme doğru koşuyor. İnsanın bu dünyada ölümün farkında olarak yaşayabilmesi, ölümün geleceğini bilerek, hayatı kıymetlendirerek yaşayabilmesi çok değerli bir tecrübe. İşte mezarlık ziyaretleri bize bunu hatırlatıyor. Yani bizim gibi kanlı canlı olan insanlar işte şimdi bu serinlikte yatıyorlar. Onlar burada ebedi istirahatgahlarında dinleniyorlar. Biz de yarın bir gün orada dinleneceğiz. Demek ki hayatı yaşarken dolu dolu, kıymetli, insana hizmet eder ve insana yakışır bir şekilde yaşamak lazım diye mezarlıklar bize hatırlatır. Değil mi? Hani derler ya ölüm en büyük nasihattir diye, çok doğru. Onu bilmesek neler neler yapacak belki insanoğlu. Efendim başta şehitlerimize, bütün ölmüşlerimize hayır dualarınızı eksik etmeyin. Herkesin başı sağ olsun, mutlaka kayıplarınız vardır. Biz bayramda namazla da başlarız güne, biliyorsunuz. Bizim inançlarımız gereği. Namaza siz dua eder misiniz? Nasıl bakıyorsunuz bayramda? Tabii. Namaz sizin için ne ifade eder? Tabii ilk önce bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramı mübarek olsun diyorum şimdiden. Bayram deyince ilk önce bütün Müslüman alemi bayramı kılmak için buraya başlangıcımız budur. Namazımızı kılarız, bayramımıza bundan sonra başlarız. Bayram deyince büyüklerimizi ellerini öpmek için, yani küçüklerimizi sevdirmek, buna benzer şeyler yani. Gidiyor musunuz gerçekten annenizi babanızı hayattaysa? Kesinlikle. Sadece annemizi babamız için değil, en büyüklerim de komşularımı hepsine. Bunda kesinlikle şeyim yoktur. Peki efendim. Bir cümle alabiliriz sizden. Süremizi elbette bayram namazları da tabii toplumu bir araya getiren o coşkuda, o paylaşma şuurunda, birbiriyle etkileşim şuurunda bir araya getiren çok önemli bir başlangıç. İnsanlar oluk oluk sabahları bir istikamette akıyorlar. Tam bir bence işte coşku oluyor, bayram oluyor, değil festival mi? Oluyor ve çok güzel bir başlangıç. Peki. Başka neler var evet, bayramda? Başka aslında bayramın simgesi olan koçumuz var. Gerçekten Kurban Bayramı koçla simgeleniyor. Bu konuda söyleyeceğiniz neler var? Siz söyleyin sonra ben de bir şeyler söyleyeceğim. Tabii özü itibariyle Kurban Bayramı, tabii bunu ilahiyatçılar çok daha güzel anlatıyorlar ama bir şey simgeliyor. O da benim anladığım kadarıyla aslında herkes işte Hazreti İbrahim'den Hazreti İsmail'i kurban etmesini istediği zaman Tanrı en sevdiğini benim için verebilir misin diye bir sınava tabi tutmuş oluyor. Bizim de hayatımızda kendimiz için en değerli tuttuğumuz şeyleri, kendi İsmail'imizi ne kadar feda edebildiğimiz çok önemli. Başka en çok sevdiğimiz için, Tanrı için, başka sevdiklerimiz için. Ne kadar fedakarlıkta bulunabildiğimiz önemli. Yani buradan psikolojiye, psikiyatriye bir çizgi çizecek olursam şöyle bir şey anlıyorum bütün bunlardan. Sevdiklerimizden başka sevdiklerimiz için ne kadar feragat edebiliyoruz? En çok sevdiklerimiz için, kendimiz için en ayrılmaz gördüğümüz şeylerden. Bu illa tabii ki evladımız olması gerekmiyor. Yani çok sevdiğimiz paracıklarımız olabilir, çok sevdiğimiz makamımız, rütbemiz olabilir, çok sevdiğimiz insan ilişkilerimiz filan olabilir. Acaba yeri geldiğinde birisi en çok sevdiğimiz bizden bunun fedakarlığını istediğinde ne kadar verebiliyoruz? Kendimize bunu sormamız lazım. Evet, siz zaten her şeyi söylediniz ama gerçekten Kurban Bayramı'ndaki kurbanın anlamı aslında bu et değil. Yani anlam burada dediğiniz gibi yaşamımızda nelerden feragat edebileceğimiz, sevdiklerimize neler verebileceğimiz, yoksa
verdiğimiz etin tabii bir değeri var. Yani bunu eğer onu alamayan fakirlere dağıtmaksa bu da bir hayır ama esas anlamı yüreğimizden neler verebildiğimiz. Bir şeyi vermenin erdemini öğreniyoruz biz Kurban Bayramı'nda. Yoksa bir mangal partisi değil. Ama özellikle benim söylemek istediğim şey şu. Lütfen ehliyetli kişiler tarafından ve uygun ortamlarda kurbanlarımızı kestirelim. Çünkü bizim bir bayram bilançomuz var biliyorsunuz. Trafik bilançosu var. Bir de kendini sakatlayanlar, kesenler bilançosu olur her zaman. Yani bu işi ehliyetli kişilerin yapması bizim yönümüzden, sağlığımız yönümüzden önemli ama kurban yönünden de önemli. Yani bir hayvana acı çektirmek de hiç doğru bir davranış değil. Bir ikincisi de özellikle çocuklarımız için. Bazı çocuklar bundan etkilenmeyebilirler ama bu konuda da sizin yorumunuzu soracağım. Bazı çocuklar dehşet içinde kalıyor. Sokaklarda o kanlar, işte bu kesim ortamları. Yani Türkiye o konuda büyük mesafe aldı diye düşünüyorum. Hakikaten bir dönem çok çirkin manzaralarla karşılaşıyorduk. Fakat günümüzde belediyeler hakikaten bunun önlemlerini aldı. Ve çok daha hijyenik koşullarda artık kurban kesimi gerçekleşiyor. Ve mümkün olduğunca tabii bu ortamlarda kurbanlıklarımızı kestirmemiz lazım. Çocukların katılması işine gelince bu konuda değişik insanlar değişik şeyler söyleyebilir. Fakat benim kişisel kanaatim okul çağına gelmiş bir çocuğun ibadete tanık olabileceği yönünde eğer kendisi buna tanık olmak istiyorsa, katılmak istiyorsa okul çağına erişmemiş çocukların ise götürülmemesinin daha yararlı olacağı yönünde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bayram deyince ne geliyor aklınıza? Bayram gelince temizlik var. Temizlik var. Bayram temizliği diye bizim özel bir temizliğimiz var değil mi? Çok mu yoruluyorsunuz bayram temizliğinde? Herhalde. Normal yok. Temizlikten farklı mı bayram temizliği? Yok. Hepsi benim aynı. Ben sıcağa oturmam otobüste. Kesinlikle. Yok bayram temizliği diyorum. Tabii diğer farklı. Temizliklerde farklı mıdır? Farklıdır. Nasıl farklıdır? Biraz daha dikkat ediyoruz. Camlar. Halılar, camlar, perdeler. Niye misafir gelecek aşağı. Diye mi böyle? Her şey. Bayramda daha bir özeniyoruz. Özeniyoruz, daha özeniyoruz. Oturma odanız var mı? Misafir odanız var mı? Var. Misafir odasını niye ayırırız biz? Niye kapısı kapalıdır? Niye oraya mesela ben çoluk çocuk sokulmaz diye bir ara. Aa evde böyle de bir oda varmış diyen çocuklar biliyorum ben. Aa burası da bizim evimin parçasıymış ama ben yıllardır buraya girmedim diyeniniz var mı mesela çocukluktan? Ya da kanepelerin üzerinde. Siz de öyle miydiniz? Evet. Aslında bizim misafire verdiğimiz değer ve özel mi biraz bu bayram temizliği? Herhalde. Peki hocamıza danışalım o zaman. Evet temizlik güzel bir şey. Temizlikte ölçüyü kaybetmemek kaydıyla tabii. Biliyorsunuz bazı rahatsızlıklarda özellikle obsesif kompulsif bozuklukta temizlik hayatın en temel parçası haline geliyor. 8 saat, 10 saat, 12 saat temizlik yapan hanımlar tanıyorum. Temizlikte de abartıya kaçmamamız lazım. Karşımızdaki insan, misafirimiz zaten bizde bir kusur bulmaya gelmiyor bayramlarda. Ölçülü bir temizliğin yeteceğini tahmin ediyorum. Ve azı karar, çoğu zarar diyorum ben de. Peki, yani 8 saat, 10 saatte çıkmasın temizlikler. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki. Peki. Şimdi burada hakikaten ben birden çocukluğuma gittim. Çocukluğumda bu para çünkü, sizin çocukluğunuzda vardı değil mi? Bu para çocukluğumda diyor. Bu para bayağı ileri zamanda çocukluğumda benim. Gayet ilgilendiriyor. 25 kuruştan 2,5 liralar vardı. Ama şu vardı. Gerçekten ben senelerce mendil içinde para aldım. Babaannemden aldım. Bir süre, hatta hiç unutmuyorum. İlkokuldaydım. Bulunduğumuz ilçenin kaymakamına gitmiştik. Babam başhekimdi. Bulunduğumuz ilçenin kaymakamının evine gitmiştik. Onun hanımı hemen beyaz bir mendil getirip verdi. İçinden de para çıkmıştı. Çok sevinmiştim. Yani gerçekten bu çocuklar için o bir bahşiş, bir mendil. Siz de yapar mıydınız bunu? Tabii. Şimdi artık kalmadı böyle bir şey. Çocukları bekliyoruz, gelmiyorlar bile. Şimdi aslında bunun kalmaması neden? Şimdi biz mi para vermiyoruz çocuklara? Onun için mi gelmiyorlar yoksa çocuklar bizi ziyaret mi etmiyor? Veriyoruz. Ziyarete gelmiyorlar artık eski. Sizin var mı kendi çocuklarınız? Var. Kaç tane? İki kızım bir oğlum var. Beş torun tane var da mı? Torunum var. Peki oğul kız geliyor mu torunlar mı onlar gelmiyor? Onlar hepsi geliyor. Torunlar? Torunlar da geliyor. Tamam. Harçlık veriyoruz. Harçlık veriyorsunuz. Bayram harçlığı. Gelirler tabii canım harçlık veriyoruz. Aslında bakın siz çok güzel bir misal verdiniz. Bakın eskiden bizim hayatımızda şimdi kaybettiğimiz bazı değerler var.
daha letafet bir güzellik varmış hayatın içinde, incelik varmış. Şimdi çocuklara biz artık parayı nasıl veriyoruz? Cebimizden çıkarırız, pat diye veriyoruz değil mi? Halbuki eskiden bir beyaz mendilin içine saklayarak, evet, çocuğa da utandırmadan, bak sana para veriyorum diye minnet altında bırakmadan veriyor. Bu incelikleri kaybetmemek lazım. İşte bu gelenekleri yaşatmak lazım. İşte bayram da bu inceliklerin yaşatıldığı çok önemli fırsatlardan bir tanesi. Çocukların sevinmesi mesela ne kadar güzel. Çocukların o bayrama katılması, onların onun farklı bir zaman dilimi olduğunu hissetmeleri, değer verildiklerini hissetmeleri ve o harçlıkların kimsenin karışmaması, gidip onunla istedikleri oyuncakları, canı çektikleri yiyecekleri alabilmeleri. Bu işte hakikaten bir milleti millet yapan zamanlardan bir tanesi. Çocuğuyla, yaşlısıyla. Bakın herkes değer görüyor. Yaşlı değer görüyor, çocuk değer görüyor. Aile sürekli ziyaretler halinde ziyaretler alıyor, ziyaretler veriyor. O bir değer görüyor. Böylece herkesin çok mutlu olduğu bir zaman dilimi olmuş oluyor. Evet, gerçekten bayram 7'den 70'e herkesin düşünüldüğü ve bir şekilde değer verildiği bir ortam. Peki. Efendim hoş geldiniz. Size özellikle hoş geldiniz diyoruz. Feriköy Emekli Dinlenme Evi'nden geldiler. Fikret Bulgat, Mustafa Koşar, Yenork Dura. Doğru mu okuyorum efendim? Evet. Sizsiniz. Peki, ayı alabilir miyim? Hoş geldiniz. Evet. Dinlenme evinde mi kalıyorsunuz? Siz gündüzleri buradasınız. Kendi evinize dönüyorsunuz. Tabii gündüzleri, yani şöyle hatırlayalım. Şişli Belediyesi Dinlenme Evi. Peki olarak efendim. Geçiyor. Kaç yaşındasınız? Gündüzler, 64. Maşallah. Çoluk, çocuk, torun. Tabii. Bayram ne ifade ediyor sizin için? Bayram evvela büyüklerimizi ziyaret etmek. Mezarları başında ziyaret etmek. Ondan sonra küçüklerimizi. Biz bunu hep duyarız. Bunu hep ezberletirler bize ama. Yapılıyor ama. Gerçekten yapılıyor mu? Hayır, yapılıyor. Eskiden beri yapılıyor. Keşke başımızda olsalardı büyüklerimiz. Ve onların kıymetini daha çok bilseydik. Peki kimi yaşlılarımız da dinlenme evlerine, bakım evlerine yaşıyor oluyorlar ya da oraya bırakmak zorunda kalan aileler de olabiliyor. Oradaki duyguyu bize anlatabilir misiniz, paylaşabilir misiniz? Vallahi oradaki duygu daha çok bir değişik duygu. Çünkü biz gidiyoruz, görüyoruz, geziyoruz. Yani biz elimizden geldiği kadar yardım da ediyoruz oraya, gittiklerimiz yerlere. Ama asıl çok, yardım belki, yardım da değil, paylaşmak böyle zamanlarda işte, gitmek, yalnızlıklarına ortak işte olmak gidiliyor lazım. İşte bizler gidiyoruz, grup halinde de gidiyoruz. Ekip halinde de gidiyoruz arkadaşlarımızla. Yani emekli dinlenme evi olarak var. Biz Parkinson grubu olarak onları ziyaret ediyoruz. Peki müzik efendim, grubu. Sizin isminiz? Yenork Dura. Ben yani gayrimüslim. Müslüman değilsiniz. Hayır, gayrimüslim. Ama bizim dini ve cibelerimizi biliyorsunuz. Tabii, Türkiye'de doğdum. Hepsini biliyorum. Ben camiye de giderim. Kendi dininden de duamı ederim. Evet. Yani her şeyi biliyoruz yani. Anadolu şükür. Aslında bu demektir. Hakikaten Anadolu'da çok enteresan bir hoşgörü iklimi vardı. Çok yakın zamanlara kadar. Ben anneciğimden dinlemişimdir. Mesela bizim bayramlarımızda işte gayrimüslim vatandaşlarımız gelir bizi ziyaret eder. Onların bayramında da biz işte gider onları ziyaret ederdik diye. Anadolu'da böyle farklı dinlere mensup olsalar da insanların birbirinin bayramlarını sevinme ve onların bayramlarını beraber kutlama geleneği vardır. Beyefendi de ona çok canlı bir örnek. Değil mi? Bunu İstanbul'da da bazı semtlerde yaşıyoruz aslında. Evet. Onlar çok teşekkür ediyorum ben efendim teşekkür size. Ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Süremiz çok az kaldı. Ben şunu da sormak istiyorum. Bu bayramda artık mesaj yanıtlamaktan ya da gelen mesajlara yani cevap verme, fakat gelen mesaj hep aynı. Belli ki sadece bana atılmamış. Çünkü benim adım yok. Herkese birden. Şöyle bizlerce bir kampanya mesaj. Başlatalım mı? Bir tuşta 1000 mesaja hayır. Bravo. Yani bir tuşta 1000 mesaj atıyorsanız bunun hiçbir kıymeti yok. Siz 10 saniyenizi ayırıp 1000 kişiye mesaj atıyorsanız o kişileri hatırlamış olmuyorsunuz. Boşu boşuna telefonlarınıza para yatırıyorsunuz. O insanlara biraz telefon kirliliği yapıyorsunuz. Ama bu mesajların bence bir kıymeti yok. Eğer bir kişiye hitaben, yani eskiden mektup yazardık, ismini elimizde kalemle yazardık ama hepsinden geçti. İki kelime mesajı bile isme yazmak çok 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 önemli. Evet, bir de tatil var. Bir de var, tatil var tabii. Bir de bayramın artık böyle bir anlamı tatil var. Tatil olarak mı algılıyoruz bayramları? Eş dost ziyaretlerini es geçip, o yaşasın bu kadar gün var artık, ben nerede bulacağım bu kadar zaman deyip tatile mi gidiyoruz? Bu algıyı değiştirsek daha iyi olur. Şöyle söyleyelim, ikisini birleştirerek iyi şeyler emek ister. Dostluk emek ister.
ilişki emek ister, yarenlik emek ister. Yani bir insanı gerçekten hatırladığınızı hissetmek istiyorsanız ve ona hissettirmek istiyorsanız zahmet edip ona telefon açacaksınız. Zahmet edip Ahmet bayramını kutlarım diye özel bir mesaj evet. yazabileceksiniz peki, ona. Size peki çok, hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Kemal Sayar. İyi bayramlar diliyoruz size de. Az sonra Doktor Ayşe Kaya burada olacak efendim. Kısa bir aramız var. İç hastalıkları ve beslenme uzmanı Doktor Ayça Kaya geliyor. Günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin Ayça. Günaydın. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen şöyle bir ön taraf alalım mı seni? Önce bir. Oturdun masaya. Önce oturmayalım canım. Hemen yemek dur yok. Daha. Birazcık sohbet edeceğiz. Peki. Yemek Yerim için olan. Emek gerekiyor yani. Değil mi? Kesinlikle. Emek olursa onu sindirmek de kolay oluyor galiba sonrasında. Ama bayram geliyor. Şimdi Ayça bu kadar çok şeyi söylesek bile sofranın başına geldik mi ne kadar aklımızda kalacak? Aslında bayramlar, tatiller hepimizin hayatında olan şeyler. Yani bazen ben hastalarımdan da görüyorum bunu. Doktor hanım diyor eyvah bayram geldi biz ne yapacağız? Nasıl kilo almadan bu bayramları atlatacağız? Herkes korkuyor aslında bayramın gelmesinden. Hani çok giyeceğiz ve kilo alacağız diye. Şimdi biz burada bayramlardan korkmadan, yiyerek, içerek, hem sağlıklı sofralar hazırlayarak hem de bedenimize sağlık katarak neyi nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde konuşalım istersen. Sana çok güzel bir bayram sofrası hazırladık Ayça. Şimdi bu sofranın üzerinde biraz konuşalım ama izleyicilerime sormak istiyorum. Aslında yemek yapmayı bilmeyen var mı diye kimsenin eli. Çok güzel yemek yapıyorum diyen kim var? Ben harika yemek yaparım. Siz mi? Hadi gelin bakalım. Madem öyle diyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Gelin. Ben bu arada Ayça'cığım. Ben şuna şaşırıyorum. Hoş biraz bu şizofrenik bir duygu. Mesela eyvah bayram geliyor kilo alacağız. Sanki evet. birisi bize zorla ağzımıza bir şey tıkır. Yani kimse bize yedirmiyor ki. Sonuçta biz yemiyor muyuz? Sonuçta biz yiyoruz ama Aytuğcuğum şöyle bir şey var. Hani yemek öğrenilmiş bir davranıştır. Aslında kişinin yemesini sağlayan sadece kendi iradesi ya da kendi benliği değil. Çevresel bir sürü uyaran var. Kişinin genetik yapısı var, hormonal durumu var, metabolik yatkınlığı var. Yemek konusunda öğrendiği davranışları var. Yani yemek ve kilo almak aslında o kadar derin bir konu ki. Hani ben bunu çoğu zaman bir buzul kitlesine benzetiyorum. Bir buzul dağı düşünün. Bir tarafı fazla kilo olsun, bir tarafı fazla yemek olsun. Hepimiz ne düşünüyoruz kilolu bir insan gördüğümüzde? Eyvah bu çok yiyor ve kilo alıyor. Aslında bizim burada görmediğimiz kocaman bir buzul kitlesi var aşağıda. Kişinin kilo almasına neden olabilen. Öncelikle kişinin genetik yatkınlığı, hormonal dengesizlikleri, metabolik durumu, genetik durumu, yemek konusunda öğrendiği davranışları. Bakın bu çok önemli bir konu. Hepimiz yemeği öğreniyoruz. Nasıl ki bir Japon'un yemesiyle Amerikalı'nın yemesi aynı değil. Bir Türk'ün yemesiyle işte bir Arap'ın yemesi aynı değil. Yani yemek nesiller boyu öğrenilerek geliyor. Ve biz bayramlarda da aslında neyi nasıl yiyeceğimizi büyüklerimizden öğreniyoruz. Ama artık bilim diye bir şey var. Biz doğru bilgileri size öğretiyoruz. Siz de bundan sonraki bayramlarda, bundan sonraki tatillerde bunları kullanarak hem zayıf kalacaksınız hem de sağlıklı besleneceksiniz. Süper. Evet. Peki. Ay bu sofranın başında durmak çok zor bir şey yalnız. Yemek yapar mısınız? Ayça'cığım sen de böyle. Elimden geldiği kadar. Yemekten anlarsınız yani. Peki anladım, şimdi evet. sizin için bir masa hazırladık. Hı hı. Doktorumuzla beraber bu masada değil mi Ayça bazı yanlışlar evet. yaptık ama bile bile. Çok güzel aslında de görünüyor. Aslında çok güzel bir bayram sofrası. Eminim birçoğumuzun tabii gücü yeten birçoğumuzun bayram sabahı sofrası ya da bayram öğlen yemeklerini eğer öğlen yemeğini aldıkları zaman böyle bir sofra olacak hayatımızda. İnşallah herkesin İnşallah. Evine girer. Vallahi bunun günahı da sevabı da benim olsun bu sofranın ben razıyım yani. İşte bizim geleneklerimizde annemizden babamızdan öğrendiğimiz ne böyle bir sofra değil mi? Evet. Şimdi size ben şunu sormak istiyorum. Bu sofranın doğruları yanlışları neler? Ayça'cığım alalım hakkında... seni şöyle. Zahide sen de böyle gel. Sen otur ya istersen hanımefendi böyle ya da sizi böyle alalım peki. Sizi böyle alalım buyurun. Seni şöyle alalım Ayça'cığım. Sizi başka şeye alalım. Sen de şöyle otur Ayça'cığım. Oturalım mı? Tamam. Şöyle bir oturun keyfini çıkarın sofranın. E hadi madem ben de oturayım. Şimdi evet. bu sofra çok güzel çok lezzetli görünüyor. Ama biz bile bile bu sofrada bazı şeyleri farklı yaptık bakalım. Mesela sizin bayram sofranızda bunlardan hangileri olur? Yaprak sarması mutlaka olmazsa olmazlardan. Ama bir de Türk mutfağının geleneklerine göre hazırlandığı için böyle oluyor. Mesela normal günlük yemeklerde bile mutlaka bir çorbamız olur, mutlaka
Ana yemeğimiz olur mutlaka, makarna ya da pilav, salata. Bu bizim geleneklerimizde olan bir şey. Hani bir şey eksik olduğu zaman niye bu yapılmadı gibi sorarız. Ama Avrupa'da öyle değil tabii. Onlar tek bir öğün, tek bir yemek çeşidiyle öğünlerini tamamlayıp sofradan kalkabiliyorlar. Mesela bilirim aslında ki proteinle karbonhidratın aynı anda tüketilmemesi gerektiğini ama bakın, yani ne var mesela bravo. Bakın hayır çok yanlış bir şey bu. Karbonhidratla protein birlikte tüketilmeyecek diye bir şey yok. Aksine karbonhidratla protein birlikte tüketilecek. Ama derler ya etin yanında patates olmaz. İşte bu bir şehir efsanesi. Etin yanına patates i̇şte. Yiyeceksiniz. Yani biz ne diyoruz? Sağlıklı beslenme için tabağınızı alıyorsunuz, tabağınızı dörde bölüyorsunuz. Bunun bir kısmına karbonhidrat, patates, pilav, makarna, börek ya da çorba, bir tarafına et, bir tarafına sebze, bir tarafına yoğurt koyuyoruz. Siz eğer tek başına yediğinizde ki bizim geleneksel yapımız bu şekilde. Bu bizim bir tabağımız olsun. Hanımefendi az önce bize saydı. Ne var dedi? Çorba var dedi. Pilav var dedi. Börek var dedi. Bakın bunların hepsini tabağımızı dörde böldüğümüzde hep karbonhidrat tarafı ağır basıyor. Hı hı, evet. Ve biz bunu yaptığımız için aslında kilo alıyoruz ve fazla yiyoruz. Bir çeyrek yerine üç çeyreği biz karbonhidratla dolduruyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki etle karbonhidrat, proteinle karbonhidrat yenmez. Halbuki çok uygun büyük oranlarda yediğimizde aslında her besinden alabiliriz herhalde değil aslında mi? Aslında size şunu söyleyeyim. Mesela burada karbonhidratı tek başına yediğinizde bakın burası çok 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 önemli. Yani sadece pilav yiyip arasından 2 saat sonra et yediğinizde pilavı yediğiniz için daha çok acıkırsınız ve daha çok yersiniz. Ama kombine yediğinizde yiyecekleri. Yani pilavla eti yani. Pilavla eti birlikte yediğinizde mümkünse yanına bol limonlu bir salata eklediğinizde bu sizi daha uzun süre tok tutar. Peki Ayça Hanım, şekeri düşürürsünüz. Şunu diyor. Soracağım. Şimdi biz karbonhidrat protein deyip duruyoruz. Şu masada siz bana gösterir misiniz? Karbonhidrat nelerde var? Karbonhidrat unlu mamullerde. Sayalım, gösterelim. Mesela bunda mutlaka vardır çünkü baklava da vardır. Unla yapılmış. Peki başka ne de vardır? Börekte vardır. Börekte vardır. Ekmekler var burada görmüşsünüz. Ekmekte vardır. Evet, başka. Bulgurda olabilir. Var mıdır? Az vardır belki. Yani belki. Yani o anlamda çok net emin değilim ama pirinçteki Beyaz pirinçteki nişasta oranının yüksek olması dolayısıyla acıkma daha fazla olur diye biliyorum ama bilmiyorum ne kadar. Bu doğru, bu kesinlikle doğru. Beyaz pirincin şeker oranı bulgura göre daha yüksektir ve beyaz pirinç yediğinizde daha çabuk acıkırsınız. Ama şöyle bir bilgi var, burada beyaz pirinçte, bulgur pilavı da ikisinin de kalorisi aynı. Geçenlerde bir hastam şunu dedi, dedi ki doktor hanım dedi ben sarmayı dedi bulgurdan yaptım bir tencere yedim. Kilo aldım mı acaba dedi. Şimdi bir bakın, tencere yedim. Bir tencere. Şimdi bulgur hepimize ne geliyor? Çok masum bir yiyecek. Bulgur canım işte şekeri düşük biz bunu yiyebiliriz. Ama bakın iki kaşık bulgurla iki kaşık pirincin kalorisi aynı. Hemen koyalım isterseniz şöyle sizin tabağınıza. Şunu yediğimizde hepimiz ne diyoruz? Bunun şekeri yüksek aman aman bunu yemeyelim diyoruz. Bakın bununla şu bulguru yan yana koyalım. Şöyle işte bir tencere sarmayı yaparken bulgurdan koyduk bol bol yiyebiliriz diye bir fark yok. Bakın bunun iki kaşık bulgur, kalori, iki kaşık aynı. Pirinç. Bunun hangisi kalorisi aynı. Farklı? Kalorisi aynı. Tabii ki besinsel değerleri birbirinden farklı. Bulgur B grubu vitaminler açısından daha zengin. Bizi daha uzun süre tok tutar, lif oranı daha yüksek, daha kaliteli bir yiyecektir aslında. Ama sonuçta pirinç de güzel bir yiyecek. Tek fark bu sizi daha uzun süre tok tutar, bu sizi daha çabuk acıktırır. Yani bulgur daha uzun süre tok tutar, pirinç daha çabuk acıktırır. Yani böylece aslında aldığımız kalori değişmese bile bunu yediğimizde uzun süre acıkmıyoruz ve hiç olmazsa tekrar tekrar yemek yemek zorunda kalmıyoruz. Halbuki beyaz pirinç yani bulgur bizi uzun süre tok tuttuğu için beyaz pirinçte de kısa sürede o şeker kanımızda insülini arttırıyor ve İnsülin şekerimizi çekiyor ve biz yeniden şeker peşine düşüyoruz. Evet ama şimdi ben burada şunu da özellikle üzerine durmak istiyorum. Şimdi biz bazen diyoruz ya bu hani yasaklı yiyecekler gözüyle bakıyoruz buna. İşte pirinçten korkuyoruz, patatesten korkuyoruz, havuçtan korkuyoruz. Korktukça daha çok canımız istiyor. İstiyor ve kendimizi böyle cezalandırılmış çocuklar gibi hissediyoruz. Ama bunlar da sağlığımız için çok etkili yiyecekler. Yani bir gruba evet derken bir gruba katiyen hayır dememek gerekiyor. Pirinci yiyelim ama pirinci doğru yemesini bilelim. Pirinci yerken bunun şekerini düşürebilirsiniz. Nasıl düşürebilirsiniz nasıl? Biliyor musunuz? Şekerini düşürebiliriz. Evet. Beyaz pirinci. Evet. Nasıl olabilir nasıl? Acaba? Hanım limonla. Efendim.
Şimdi evet. Öyle mi? Şimdi gerçekten limon eklendiği zaman yiyeceklerin şeker oranı düşer. Ama pirinç pilavına limon sıkmak bizim geleneksel kültürümüzde yoktur değil mi? Hiç hayatında limonlu pirinç yiyen var mı? Yok. Ama pirinç pilavının yanında limonlu bir salata yiyebilirsiniz. Ha, limonu oradan da alabilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Pilavı limonlu bir salatayla birlikte yediğinizde yanına bir kase yoğurt koyduğunuzda, tabii bu çok büyük bir kase, bunun yarısı kadar olabilir. Ve bir parçada protein eklediğimizde, bu tabii yağlı bir protein, şuradan mesela ızgara bir tavuk koyalım. Hani kilo vermek istiyorsanız. Hı hı. Pirinç de yeseniz, bulgur da yeseniz yanına bir şeyler eklediğinizde, mesela yoğurt veya limonlu bir salata, bunu da gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz, korkmayın. Peki bir şey soracağım hanımefendiye. Böyle bir menü geldi önünüze. Ekmek ilave eder, ekmekle beraber mi yersiniz? İşte zaten yanlış o. Nasıl yanlış o? Ekmek mutlaka tüketilir. Yani şunu söyleyeyim, bu tavuğun yanında mutlaka ekmek tüketilir. Peki o yediğiniz pirincin ya da bulgurun da ekmeğe tekabül ettiğini biliyor biliyorum, musunuz? Kaç biliyorum. Ekmek eder tahmin edebilir misiniz? Valla şimdi... İki kaşık, bulgur iki kaşık beyaz. Şimdi eğer bir kesme şekerin iki dilim ekmeğe eş değer olduğunu biliyorsam eğer... Çok şimdi... korkutmuşuz, çok. Biz ne yapmışız? Sizin yemek kitabı ne zaman çıkıyor? Ama tebrik ediyorum. Çok dikkatli bir muazzam bir izleyicim. Yani pirinçli, tabii onu düşünemiyorum. Muhakkak çok fazladır ama... Nedir? İki ekmek, üç ekmek, beş ekmek yani... ne dersiniz? Beyaz pilavdan, iki kaşık pilavdan bahsediyorum. İki kaşık beyaz pilav herhalde bir üç dilim ekmeğe tekabül eder diye bulgur düşünüyorum. Bulgur daha azdır. Şimdi öğrendim onu. Bu kadar masum olduğunu bilmiyordum açıkçası. Peki siz hem bulguru hem ekmeği yerseniz ya da pirinç ve harta ekmek. Tabii. O zaman ne oluyor? İşte iki dilim ekmek yesem, iki kaşık bulgurla beraber bir ekmek yemiş olur herhalde. Evet. Bir bilene soralım o zaman. Şimdi aslında o kadar da büyük değil. Gözünüzü o kadar korkutmayın. Bazı şeyleri biliyoruz ama gözümüzü çok korkutmuşuz. Bu kadar korkmaya gerek yok. Şimdi bakın şu iki kaşık bulgur ya da pirinç yediğinizde bunların kalorisi birbirinin aynısı. Yani bulgur çok düşük kalorili bir yiyecek, pirinç çok yüksek kalori enerji değeri olan bir yiyecek değil. Bunun ikisinin de kalori değeri aynı ve baktığımızda bu şöyle bir dilim ekmeğin kalorisine tekabül eder. Şimdi diyoruz ya ekmek yerken yanında pilav yemeyin ya da pilavla birlikte ekmek yemeyin. Çoğu zaman insanlar kilo vermeye karar verdiklerinde bunu hayatlarından çıkarırlar. Ben ekmek yemeyeyim, pilav yiyeyim, makarna yiyeyim, börek yiyeyim, ekmek yemeyeyim diye düşünürler. Şimdi bakın burada şöyle bir püf noktası var. Ekmeğe yağ girmez, bunlara yağ girer. Ekmekte porsiyon kontrolü yapmak daha kolaydır. Çünkü bir dilim ekmeği alırsınız ve bunu yersiniz. Ama koyduğunuz şu kadar bulgur pilavı ya da pirinç pilavı gözünüze az gelir. Ve bir iki kaşık daha almak zorunda kalırsınız, hissedersiniz. O zaman iki dilim ekmek yemiş gibi olursunuz. Ve ekmek sizi daha uzun süre tok tutar. Özellikle zayıflamak istediğinizde yemeklerinizdeki pilav, makarna, börek yerine et, ekmek, salata, zeytinyağlı yediğinizde daha hızlı kilo verirsiniz. Burada çok önemli bir püf noktası daha var. Şimdi bazen de diyoruz ya, evet bunu böyle yapmayın ama bazen insanlar pilavla birlikte ekmeği yiyor. Az önce hanımefendi bize söyledi, ben bunu yiyorum dedi. Şimdi bu zaman insanlar ne yapıyorlar? Ben diyet yapıyordum, eyvah diyet bitti, pilavı da yedim, ekmeği de yedim, kiloları da aldım. Bari yiyeyim gitsin deyip kendilerini daha çok bırakıyorlar. Biz ne diyoruz? Hayır bırakmayın diyoruz. Siz burada pilavı ve ekmeği birlikte yediğinizde tek yapacağınız şey... Akşamki ekmeğinizi ya da pilavınızı birazcık azaltacaksınız. Hepsi bu. Ben de limon bir sıkın şey... diyeceksin zaten. Bir şey sorabilir miyim? O kadar değil. Çok doğru bir nokta. Artık hani bunu da yedim, bunu da yedim. Bu işin önünü alamayacağım ben diye bırak. Bir de şöyle bir zamanlama oluyor. Yaptım, yaptım, yaptım. Hala kilomda hiçbir değişiklik yok. Ben boşuna mı yapıyorum? Ha burada da bir dönüm noktası oluyor ve burada da bırakılmalar oluyor. Evet, şimdi çoğu zaman hani hep diyoruz ya kilo sadece fazla yemekle açıklanmaz. Yani burada kişinin hormonal durumu çok çok önemli. Bakın ben kiloyla uğraşan bir iç hastalıkları uzmanıyım. Ve 100 hasta görüyorsam bana gelen 100 hastanın 95'inde muhakkak bir yandaş hastalık buluyoruz. Ya bir karaciğer yağlanması, ya bir kolesterol yüksekliği, ya gizli şeker veya bir tiroid bozukluğu. Hani kilolu olup da sapa sağlamım diyen grup %1'in bile altında neredeyse. Yani kilo probleminiz varsa bunu direkt kozmetik bir problem olarak görmeyin. Hani yapıyorsunuz yapıyorsunuz kilo veremiyorsunuz. Acaba metabolik bir şey olabilir mi? Bununla ilgili de tabii ki klinik araştırmaları yapmamız gerekiyor. Ya şu etleri soğutmayalım ya. Vallahi gidiyor burada güzel güzel kebaplar mevaplar. Ne diyorsunuz bu kebaba? İkisini birden belki göstersek Aytu. Çünkü aynı porsiyon aynı tarzda hazırlandı ikisi de. Ama bir fark var arada. Var mı bir tercihiniz arasında? Çok mu sıkıştırdık sizi?
Bir fark görebiliyor var. Musunuz? Nedir? Evet. Ne var? Yakın tutun mikrofonu, duyalım. Bunun birisi sanıyorum ızgarada yapılmış. Yok, aynı yapılmış. Aynı mı? Izgarada mı yapılmış? Bakın. İşte. Ama doğru mu? Çocuk kendiler dedi. Aralarında 7 tane fark var, onları bulacaksınız. Çocuk kendiler bulur acaba? Bakın bakın nasıl pişmiş bunlar? Nasıl görünüyorlar? Aslında doğru yakaladınız yani, pişirmeden pişiniz. Bu az pişmiş, bunlar daha fazla pişmiş. Ama şimdi bu tehlikeli. Evet. Kanserojen maddesinin içerdiğini biliyorum. Yanık kısımlarından dolayı. Ama çok da severim açıkçası. Özellikle bunu mu tercih ediyorsunuz? Çok da severim. Peki şöyle göstereyim, kameralarımız herhalde görecektir. Ben bir tane buradan normal. Bir tane de oradan normalini alalım. Ne şöyle farkı var arada? Yan yana koyalım. Bunun bütün kenarlarının siyahlaştığını görüyorsunuz. Şimdi ben çok naçizane tıp bilgimle şunu söyleyeyim. Eğer siz bir proteini çok fazla ısıtırsanız, yakarsanız proteinin bütün özelliği gider. Yani size de faydası yok ondan sonra. Ama zararını da şimdi Ayşe'den öğrenelim. Evet, şimdi Kurban Bayramı. Ben bir Adanalıyım ve ben bilirim Adana'da başta olmak üzere. Her yerde mangallar yanar, etler pişer. 20. yüzyılın ya da 21. yüzyılın en büyük sağlık problemi ne biliyor musunuz? Kanser. Ve kanserin en büyük nedeni ne biliyor musunuz? İşte bu yanmış etler. Gerçekten bu etler mangal yapılırken ne oluyor? Ne oluyor da bu et, evet çok masum bir etken, birden mangala giriyor ve yanıyor. Etin yapısında ne oluyor da bize kanser yapıyor diye baktığımızda bu etle ateş birleştiği zaman bunun içerisinden işte polisiklik hidrokarbonlar dediğimiz bir tür kanser yapan maddeler oluşmaya başlıyor ve etin yüzeyini kaplıyor. Siz bu eti bu şekilde yediğinizde bu maddeleri de vücudunuza aldığınız için bunlar sizin vücudunuzda kanserleşmeye neden olabiliyor. İkincisi bu etlerin üzerindeki yağlar var ya, bu yağlar böyle mangal yaparken coz 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 böyle çıkar, bir dumanlar çıkar mesela. Ve siz o dumanı solursunuz ya da yanmış eti yersiniz. İşte bu duman da, soluduğunuz bu duman ve yediğiniz bu yanmış yağ da vücudunuzda kanserleşmeye neden oluyor. Ama biz birazdan size muhteşem bir formül vereceğiz. Bu etleri mangal yakarken, mangal yaparken kanserleşmemesi için ne ile kaplayalım ya da nasıl bir terbiye yapalım ki bu mangal bize kanser yapmasın diye birazdan tarifler vereceğiz. Süper. O zaman birazdan bir eti nasıl terbiye edeceğiz ki mangal yaptığımızda bize zararı dokunmayacak göreceğiz. Sen ne yapıyorsun Zahide? Tam ağzıma atıyordum ki bir baktım yağ var. Yani evet. Bu yağ bizim aslında işte karnımızda, kalçamızda fazlalık nerede yağ varsa aynı yağ mı? Çünkü bu da o hayvanın yağı. Evet. Ha şimdi bu ızgara değil, belki haşlama da olabilir ama bu yağı gördüğümüz zaman hani bilinçli olarak uzak durmak lazım. Kimisi diyor ki aman hani boş ver, koy yağlı tarafından koy. Ne yapıyoruz biz kendimize böyle? Şimdi evet, şimdi ne yapıyoruz biz geleneksel olarak Kurban Bayramı'nda bazı yörelerimizde de direkt kavurmalar yapılmaya başlanıyor. Ve bu kavurmalar yaparken etin en yağlı kısımları küçük küçük doğranıyor. Üzerine bir de tereyağı ekleniyor, bir de kuyruk yağı koyuluyor. Evet belki geleneksel alıştık hepimiz çok lezzetli bir şey yediğimizi düşünüyoruz ama damarlarımızı tıkayan yiyecekler yemiş oluyoruz. Biz şimdi ne diyoruz bu Kurban Bayramı'nda hani eti bu şekilde yapmayın ama sebzeli bir et kavurması yapın diyoruz. Sebzeli et kavurması. Bu kurban mesela hepimizin evinde bu olsun lütfen. Herkes sağlıklı beslenmek isteyen herkes tek başına kurban kavurması yapmaktansa çeşitli sebzelerle birleştirilmiş bir kavurma yaptığımızda ben eminim şimdi birazdan hanımefendiyi de tattıralım. Burada bir örneğimiz de var bununla ilgili. Daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü biz bu kavurmanın içerisine yağ koymayacağız. Etin yağlarını çok iyi ayıklayacağız ama lezzetlendirmek için çok güzel sebzeler kullanacağız. Hangi sebzeler? Ben hem size servis yapayım. Siz önce bir bakın bakalım neler var diye. Havuç var. Havuç var. Evet. Evet, domates var. Kırmızı biber var. Evet. Kırmızı biber çok güzeldir. Faydalı. Maydanoz olması gerekir. Ödem söktürücüdür evet. Aynı zamanda. Harika. Hem lezzet verir. Yeter mi bu arada? Bana durdurdun. Ben konuşuyorum ya sizin koyduğunuz farkında değil mi? Yok yeter. Bir de böyle normal kavurmamızdan da koyalım Zahideciğim. Peki. Şimdi biz ne yapıyoruz? Alışkanlıklarımız üzerine her yıl kavurmayı bu şekilde yağlı yağlı yapıyoruz ve bol bol yiyoruz bunlardan. Hem de Ayça yağlı yağlı yapmakla kalmıyor. O yağlı yani yağını da beraber içine koyacak bakın şekilde mesela, masaya koyuyoruz. Bu biraz bizde olmuş, ekmek bak banma kültürü vardır biliyorsunuz. Hani zeytini biz Ege'liyiz, zeytinyağına ekmek banarız falan ama bir de etin yağına ekmek banıp kurbanda o ekmeği ağza atmak var. Yağı direkt almak evet var. Evet.
Ondan da bahsedelim. Ben bir şey söyleyeyim, ben konuşamıyorum çünkü bütün tükrük şeylerim harekete geçti. Öyle bir ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz bir yandan. Yani bu yağ da çok da fena bir şey değil canım. O kadar da şey değil. Hani az yiyelim ama biraz ama da o böyle... Ama durduramıyoruz sonra elimizi bir de. Bir de şu var, biz bunları anlatıyoruz da yani diliyorum cebinizde her zaman paranız olur. Her zaman bayramda evinizde huzur, ağız tadı eksik olmaz ve istediğinizi dilediğinizi alabilecek durumda olursunuz. Diyelim ki böyle ama şimdi sağlığımızı nasıl bakacağız? Evet. Niçin ikisini yan yana koyduk? Şimdi ikisini bir karşılaştırmak istiyorum ve hanımefendinin lezzet açısından da bunu bir tatmasını istiyorum. Biz diyoruz ya yemek öğrenilmiş bir davranıştır diye. Hadi biz bu bayramda şu eski öğrendiğimiz kavurmaları unutalım ve yeni bir kavurma yapalım kendimize. Bu kavurma hem daha lezzetli olsun ve hem de vücudumuzu daha iyi beslesin. Şimdi bu birinci kavurmada ne oldu? Kurbanın direkt bütün yağları koyuldu, tereyağı koyuldu, iç yağ koyuldu. Çok lezzetli bir kavurma çıktı ortaya. İkinci kavurmada da sağlığımız için çok etkili olduğunu bildiğimiz bazı sebzeleri kullandık. Mesela havuç. Havuç bir insanın bir günlük A vitamini ihtiyacını karşılar. Neredeyse yediğiniz bir tane havuç. Bunun içerisine biz havuç koyduk. Yine soğan ve pırasa ete çok yakışan iki sebzedir. İkisi de bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. Etin soğan hazmını... ve pırasa. Evet, soğan ve pırasa. İkisi de soğan grubu bitkilerdendir. Belki evde pırasa yaparken denemişsinizdir. Soğanı böyle doğrarken bir gözlerinizden yaşlar akar. Tıpkı soğanı doğruyormuş gibi pırasayı doğrarken. İkisi aynı gruptur aslında. İkisinin de bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiği bilinir. Aynı zamanda etlerin hazmını kolaylaştırır. Biz bu yüzden bu kavurmamızın tarifine hem pırasa hem soğan koyduk. Yeni kesilmiş et, dinlenmemiş et. Bir gün sonra bile olsa, iki gün sonra bile olsa tüketeceğimiz zaman hazmımızı kolaylaştırsın, lezzetini arttırsın ve vücudumuza şifa olsun diye. Aynı zamanda ne koyduk? Kırmızı biber koyduk. Bakın salçalık kırmızı biber en güçlü antikanserojen maddelerden biridir. Bu salçalık kırmızı biberin içerisinde likopen dediğimiz bir madde var. Ve likopen piştiği zaman inanılmaz açığa çıkar. Yani kırmızı biberi çiğ yemektense bu şekilde kavurmanın içerisinde pişmiş olarak kullandığınızda vücudunuz için bir sağlık kaynağı olur. Evet. Bu arada ben hala şeyde kaldım. Sen anlatırken şunu merak ediyorum. Evet, kurban kesildi, Allah kabul etsin ama o et hemen sofraya geliyor. Evet. Yani onu bekliyorlar. Hı-hı. Ama dinlenmemiş et dedin ya, ne oluyor et dinlenince diye soracağım ama bu sorumuz baki kalsın. Çünkü etler orada, onların yanına gideceğiz. Hanımefendiden tatmasını rica edelim. Lütfen. Hangisi daha güzel? Çünkü yani iddiamız büyük. Hem lezzetli dedik. Hem bağışıklık, hem sağlıklı, hem lezzetli. Önce geleneksel olan kavurma. Onu tadıyorsunuz şu anda. Tamam, o bizim bildiğimiz kavurma. Ama bildiğiniz bu da lezzet. Tavsiye ettiğimiz. Ki bizim hanımlar evet. Çok maharetli. Bunu çok da kolay yaparlar. Evet, çok kolay ve çok yemesi daha kolay, daha lezzetli. Hani diyoruz ya, yediğimiz yiyecekler vücudumuzda şifa olsun. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirsin. Biri yer, biri bakar, kıyamet bundan kopar. Evet. Nasıl şefem tadı? Evet, gerçekten çok güzel. Yalnız biz kurban etini hep az önce Zahide Hanım'ın da dediği gibi yağlı yemeğe alıştığımız için yağ oranı çok düşük bu yemeği. Evet. Sanıyorum buna pişirilirken de çok fazla yağ konulmamış. Buna hiç yağ eklenmedi ve bizim size tavsiyemiz şu. Hadi ye rahatla. Bakayım ben bir tadayım, şuna bakayım. Peki yağ eklenmedi, tadını değiştirmiş mi? Çünkü sebzeler eklendi. Yok. Tadı nasıl? Tadı çok nasıl? Güzel ama onu ayırt edebiliyorsunuz. Şimdi alışılmış bir damak zevki tadımız var. Yani damak tadı var. Fark ediliyor. Çok güzel. Gerçekten. Vallahi çok yağı güzel. Yağı nasıl peki? Bir şey söyleyeyim, ben yani et hani çok aşırı yemesem de severim. Ve de hani bu kavurma tarzı soğuk etleri de çok severim. Ama bu o kadar kuru ve bu o kadar lezzetli ki... Yemesi yanında, kolay. Yani evet. Yerken daha bile insan çok saatli sanki bir şey yediğini düşünüyor. Bakın ne diyoruz? Yemek öğrenilmiş bir davranıştır. Hadi biz öğrendiğimiz davranışımızı değiştirelim. Ve bu sene kurban kavurmamızı sebzeli ve yağsız pişirelim. Sebzeli ve yağsız. Peki şimdi ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Ayto mu? Yok valla ben yemek yiyorum, şey yaptım. Atla. Tamam. Siz mutfağa gidin, ben kendi başımın içerisine bakıyorum. Şu et burada niye dinlendirilmeli? Orada bir sürü etimiz var Ayça, bana eşlik et. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Devam Aynen. edebilirsiniz teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Yok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Buyurun. Yansan efendilerin bilgisine hayran kaldım. Çok tebrik ediyorum.
Şimdi Ayça'cığım. Evet, şimdi kurban bayramı oldu. Hı. Etler kesildi, evimize geldi. Yalnız kurbanı çocukların önünde asla kesmedik değil mi? Ehil kişilerde. Evet, evet. Verdik, olayı bitirdik. Eve sadece mümkünse etler geldi. Hatta yardımını da yaptık inşallah. Peki, evet. Burada kemikli etimiz var, kıymamız var, ciğerimiz var, bonfilemiz var. Kuşbaşı etimiz var, bifteğimiz var. Ve iki sürprizimiz ve var. Ve iki sürprizimiz var. Etleri yumuşatmak için hangi yiyecekleri kullanalım ya da hangi sosları kullanalım? Peki burada da bir üçlümüz var. Evet, onlar istersen kavurmayla başladık. Buradaki kavurma farklarını gösterelim. Et pişirme tamam. Yöntemi olarak etleri nasıl saklayacağız, bunlara geçelim. Peki işte bu bizim bayramda yaptığımız kavurma. Yağları görüyor musunuz? İşte bu da oha. Yani bizim kolda, bacakta, kalçada nerede yağınız varsa aslında aynı yağ bu. Ve bu hazır kavurma. Bakın bu kavurmadaki yağ oranı sizin evde yaptığınız kavurmadaki yağ oranından daha düşüktür. Sizin evde yaptığınız kavurmalar bundan iki kat daha yağlıdır aslında. Bu donmuş hali. Bu donmuş hali sizin evde yaptıklarınız sıcak olduğu için gözünüz görmüyor bunu. Ama normalde etin içinde bakın şu çok yağsız bir et aslında. Değil mi ikisi arasında? Evet ama bu etin de neredeyse %30-%40'ı görünmeyen yağ ve kolesterol içerir. Yani siz çok yağsız, sıfır yağlı bir et bile yeseniz aslında buradan da bir yağ vücudunuzu alıyorsunuz ki bu yağ eklenmiş bir kavurma. Peçete getirin. Tamam rahatladın mı? Doydun mu? Ya ben yiyorum, siz keyfinize bakın. Ay yönetmenim seni gösterince bakamadım başka bir yere. Peki Ayşe şimdi şu bonfileyi alır mısın eline? Gizli yağ dedin de hani hala şimdi yağ mesela görüyorum yani. Şimdi gösterebilecek miyiz? Evet. Şurasında yağlar var. Bakın, evet. Bakın aralarında yağlar var. Ama görüyor şurası musunuz? Kırmızı, burada sanki evet. Yağ yok. Biz yağsız et dedince ben buraları istiyorum. Evet ama yine de bunun içinde görünmeyen yağlar vardır. Kolesterol dediğimiz, doymuş yağlar dediğimiz. Bunları farkında olmadan vücudumuz alırız. Yani siz sıfır yağlı, bütün yağlarını ayıkladığınız bir etin içinde bile vücudunuza yağ alıyorsunuz aslında. Ama bundan da çok korkmamak lazım. Çünkü bunun vücudun buna da ihtiyacı var aynı zamanda. Yani üç temel yağ asidi, tam doymuş yağlar, tekli ve çoklu sıvı yağlar diyoruz, onları konuşmuyoruz. Ama vücudumuzun bu tam doymuş yağlara da ihtiyacı var. Bu tam doymuş yağları etten, sütten, yoğurttan, yumurtadan, şarküteri ürünlerinden gibi yiyeceklerden de vücudumuzu alabiliriz. Yani siz sıfır yağlı... Benim de dikkatim dağılıyor oradan. Hayır arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yemekler azalıyor Ayça, hiç sahip çıkmıyorsun yemeklerimize. Bak burada çok önemli konular anlatıyoruz yani. Peki. Şimdi... Demek ki siz sıfır yağlı bir et yediğinizde de vücudunuza bir yağ alıyorsunuz. Ama bu yağ vücudunuzun ihtiyacı var. Bundan korkmayın, buna ihtiyacınız var. Ama üzerine yağ eklenmiş bir yağı alıyorsanız, yağlı bir et alıyorsunuz, işte ona vücudunuzun ihtiyacı yok. Peki, şimdi madem etlerden gidiyoruz, işte size bu da farklı bir kavurma ama üzerinde sanki baharatlar var. Baharatlar var, evet. Neler var Ayça? Yani biz bunu mu tavsiye ediyoruz? Şimdi böyle biz aslında kavurmayı sebzeli kavurma olarak tavsiye ediyoruz. Ama diyelim ki sebzeli kavurma sevmiyoruz, biz sade kavurma istiyoruz dediğinizde o zaman baharatlarla bu etin vücudunuzdaki kullanımını artırabilirsiniz. Hangi baharatlar burada çok önemlidir diye baktığımızda burada var mı onlardan? Ama biz biliyoruz. Sen biliyoruz, tamam. Belki. Kekik, biberiye, kırmızı biber ve karabiber bugün etin hazmini kolaylaştıran, etin içindeki kolesterolün hızlı kana karışmasını önleyen en iyi baharatlardır. Mesela kekik suyu bazı yörelerde kullanılır. Satılıyor artık her yerde. Ve satılıyor. Kolesterolü düşürüyor yine. Ve biz kekiği kullandığımızda ete baharat olarak bu etin içindeki kolesterolün de belki bir şekilde dengelenmesini sağlayabilir. Yine kırmızı biber. Zayıflamada etkisi olduğu bilinen baharatlardan bir tanesi. Ayça bir Adana şey soracağım. Adana salçası diyor. Adana mı? Evet. Peki şimdi bu etin yağını görüyorsunuz değil mi? Bu etin yağı aynen bu kadar yağ olarak mı kalacak benim vücudumda? Evet. Ciddi misin ya? Bu kadar evet. Yağ mı eklenecek vücuduma? Şimdi tabii yersin? Şöyle bu kadar eklenmeyecek ama eğer o gün yediğiniz enerji vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiden fazlaysa bunlar gidecek vücudunuzda depo edilecek. Ama her şeyden önemlisi bunu yediğiniz zaman ne olacak biliyor musunuz? Önce mideniz bir çalışacak. Sonra mide bunu iyice parçalara ayıracak. Sonra bu bağırsaklara gelecek. Bağırsaktan emilecek ve kan dolaşımına geçecek. Kaç saat sürecek bu? Yaklaşık 4-5 saat kadar sürecek. Bizim bir damarımız var mı? Hani içerisindeki o yağları getirecek. Vardı getirsin arkadaşlarımız rica edelim.
Peki o yağlanmayı gösterelim evet, birazdan. Evet. Yani hani yediğiniz yemeğin içerisindeki yağlar böyle çok masum. Evet yerken yemek bir dakika ama onun vücuduyla, vücudumuzun o yemekle uğraşması neredeyse bir ay sürüyor. O nedenle yağlı yiyeceklerden, etin üzerine yağ eklemekten, yağlı etler almaktan ve bu şekilde yemekten kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Yani biz bayramda bu kadar eti tükettik, hiç dikkat etmedik. Aman ne olacak bir kere geliyoruz dedik dünyaya. Bir ay boyunca bizim midemiz, bütün sistemimiz bununla mı uğraşacak? Bununla uğraşacak. Kesinlikle bununla uğraşacak. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani kolesterol açısından baktığımızda bu durum çok doğru. İkincisi, mesela bu hayvanlar büyüsün diye hayvanlara bazı hormonlar enjekte ediliyor biliyorsunuz. Tavuklarda, danalarda yani daha verimli, daha gürbüz danalar olsun diye bazı hormonlar enjekte ediliyor. Bu danalar daha semiz hale geliyor. Ama bu enjekte edilen hormonlar gidiyor hayvanın yağ hücrelerinde depo ediliyor. Yani siz yağlı bir et yediğinizde dolayısıyla bu toksinleri de hayvanın vücudundaki toksinleri de vücudunuza almış oluyorsunuz. O nedenle hem kolesterol açısından hem bu hormonlu toksinler açısından yağları mümkün olduğu kadar ayıklamanız gerekiyor. Ben kendi adıma yani Türkiye çok geniş topraklara, çok bereketli topraklara sahip ve yerli üreticilerin çok daha artmasını diliyor, arzuluyorum. Kendi memleketimizin hayvanını bu anlamda yiyelim tabii. Ama yurt tabii. dışından gelenler de var. Bir farklılık var mıdır? Tabii yurt dışında da yurt içinde de olsa artık hayvancılık sistemi gerçekten çok değişti. Biz geçen yıl bir yurt dışına çıktığımızda menüler bile farklı biliyor musunuz? Yani açıyorsunuz diyor ki doğal otlaklarda yetişmiş keçi eti. Normal çiftliklerde yetişmiş keçi eti olarak etleri bile satarken ayrım yaparak satıyorlar. Ama bizim halk bilir onu kekik yemiş hayvanın etiyle kekiğin kesini görmemiş hayvan aynı olur mu? Mümkün mü böyle bir şey? Bizim dağımızda otlayacak hayvan kekiğini yiyecek, biberiyesini yani bir sürü şey yiyecek ve çok daha doğal tabii, ortamında tabii, büyüyecek. Peki. Mesela bulamadık. Ben şuradan hemen bir göstereyim şöyle o zaman. Damarımızdaki. Bir damar aslında, yapalım Zahide. Sen şimdi şu elini şöyle bir şöyle yap. Şimdi sevgili izleyicilerimiz bu bizim vücudumuzdaki bir damar olsun. Tamam burası bir damar olduğunu düşünün. Ve burada da ne var? Yağları biz yedik. Bu yağlar bizim kan dolaşımımıza geçti. Kanımızı yağlandırdı. Ve şu yağ aslında o yağ. Bu yağ ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın bu damarı böyle. Ay gerçekten. Bu kadar kapatıyor mu damarı? Böyle kapatıyor. Sonra siz yemeğe devam ediyorsunuz. Bakın bu ne yapıyor? Gidiyor biraz daha kapatıyor. Böyle bir yağ. Böyle bir yağ. Bakın yağlı yediğiniz bir et, yağlı yediğiniz bir yiyecek gidiyor damarınızı bu şekilde kapatıyor. Ne kadar az bir aralık kaldı arkada. Görüyor musunuz? Buradan bir şekilde kan akıyor. Diyelim ki bu sizin kalp damarınız ve bu kalp damarı bu şekilde. Siz bir şeye sinirlendiniz, öfkelendiniz. Tansiyonunuz birden yükseldi. Ne oluyor? Damar bir kasılıyor. Kas şimdi. Bakın ne oldu? Bu tarafa kan gitmiyor ve kalp krizi geçiriyorsunuz. Ve bunu biz yapıyoruz. Yanlış beslenerek, farkında olmadan yediğimiz yiyecekler gidiyor. Bizim kan damarlarımızı bu şekilde tıkıyor. Ve damar tekrar benim elimi açtığım gibi açılamıyor. Açılamıyor. Tabii bunun için doktorlar müdahale ediyor. Buraları temizliyorlar ve daha sağlıklı bir yaşam için. Elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. Peki eti nasıl terbiye edeceğiz onu konuşacağız. Bir dakika. O benim işim geldim. Hadi gel bakalım. Hangisini terbiye edeceğim? Nasıl terbiye edeceksin anlat bakalım. Bak, hangisini edeceğim ama? Mesela bunu. Şimdi bence bunu yapabiliriz. Bunu mu? Evet. Şimdi sen nasıl yapıyorsun ben kendi evinde? Ben şöyle yapıyorum. Bana bak biftek parçası akıllı ol. Sence işe yaramış mıdır? Bilmiyorum ama kırarım bacaklarını. Hala bence aynı çok duruyor. İşe yaradı çok korktum şeklinde. Hakikaten nasıl terbiye ediyoruz? Şimdi eti terbiye ederken şuradan bir kaşık alalım. Hemen soru soracağım. Kaşık şöyle bir kaşık mı? Nasıl yok kaşık? Daha küçük bir kaşık. Küçük bir kaşık. Ve şunu soracağım. Bu et terbiyesi böyle bazıları mesela diyor ki 10 dakikada ben hemen yaptım hazır. Ya da illaki bir gün beklemesi mi gerekiyor? Bir gün değil ama en az 3-4 saat beklediği zaman terbiye etin içerisine nüfuz eder ve daha lezzetli olur. Daha fazla faydasını alabilirsiniz. Şimdi bu terbiye için şunları kullanıyoruz. Bir kere soğan. Eti terbiye etmek demek sadece yumuşaklığını sağlamak demek mi? Etin yapısını değiştirmek mi? Yapısını değiştiremiyoruz etin ama yumuşaklığını ve lezzetini değiştirebiliyoruz. Daha lezzetli ve daha yumuşak etleri olmasını istiyoruz. Şimdi bayram oldu, kurban kesildi, eve geldi. Nasıl katı katı etler değil mi? Ve biz ne yapıyoruz? Hemen bu etleri yemeye çalışıyoruz. Mümkünse aslında eti bir gün sonra yemek ve bunu buzdolabının rafında yani yaklaşık 4 derecede, 2-4 derecede 24-48 saat dinlendirebilirsek etin vücudumuzdaki kullanımı daha kolay olur.
Ama diyelim ki bunu yapmıyoruz ve eti hemen yemek istiyoruz. O zaman kıyma olarak yemenizi tavsiye ediyoruz. Yani birinci gün mangal yaptınız, kuşbaşı et yerine kıyma et kullandığınızda vücut bunu daha kolay sindirir ve daha kolay hazmedersiniz. Neden? Parçalanma etkisi mi bunu yaptırıyor? Evet, parçalandığı zaman vücut onu daha kolay sindiriyor. Demek ki birinci gün hani kuşbaşı mangal yerine köfte mangal yaptığınızda vücudunuz bunu daha kolay kullanır. Ama diyelim ki köfte mangal yapmak istemiyorsunuz, ben illa kuşbaşı yiyeceğim diyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Bunu haşlayın diyoruz. Düdüklüye bolca suyla birlikte koyun ve yaklaşık bir 2-4 saat haşlayın. Eti yumuşatarak yiyin ki vücudunuz onu yumuşatmak için yorulmasın tekrar. Peki o katı yağlar haşlanınca ne oluyor? Yağlarını ayırt edip haşlıyoruz. Zaten yağları içemiyoruz. Tamam, ben elle onu alınca öyle baktım yağlı yağlı. İkisi arasında çok büyük fark var mı? Biri haşlama, biri kavurma. Yağsız kavurma. Yağsız kavurmayla haşlama arasında baktığınızda hani kimyasal olarak çok büyük bir fark yok. Ama yumuşaklık açısından haşlama eti sindirmek daha kolaydır. O nedenle haşlama eti tüketmenizi tavsiye ederiz. Burada da iki tür haşlama var aslında. Hani her şey ne kadar karışıklaşıyor değil mi? Hayır, daha çok bilmiş oluyoruz. Nasıl iki tür haşlama? Şimdi birincisi soğuk suyla eti birlikte haşlama. İkincisi kaynar suya eti atıp haşlama. Şimdi et soğuk, su soğuk koyup haşlamaya başladığınızda etin içindeki bütün vitaminler, mineraller, her şey kaynar suyun içine dökülüyor. Ve siz bu eti yediğinizde aslında çok fazla vitamin alamıyorsunuz. Et bizim vücudumuz için çok değerli bir besin ögesidir. Şu eti terbiye edelim mi? Sen şu haşlamayı hemen söyle. Ben hep az sonra diyorum. Herkes dinlesin. Kalemleri, kağıtları hazırlasınlar. Ama sonra vaktimiz kalmayacak sonra. Tamam. Şimdi burada bunu daha sonra detaylı bir şekilde geçelim. Bunun için soğan rendesi kullanıyoruz. Soğan asidik bir yapıya sahip ve eti gerçekten çok güzel yumuşatıyor. Bir soğanı bu şekilde rendeliyorsunuz. İçerisine koyuyorsunuz. Ve bunun içerisine biraz yoğurt suyu koyuyoruz. Bir çay bardağı. Yoğurt suyu. Evet. Yoğurt suyu, bakın yoğurt ne olmuş? Altta dağılıyor. Üstünde böyle yeşil renkli bir kesme suyu olur yoğurdun. Hı hı. O sudan koyuyoruz. Onun da biraz asitik yapısı olduğu için. Yeni yoğurtlarda pek bu suyu da görmüyoruz ama yani bulursak. Evet, biz hastalarım yani ben kendi evimde de öyle yapıyorum. Günlük süt alıp onu mayalıyorum ve o yoğurdu kullanıyorum. İzleyicilerimize de bu şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Daha doğal oluyor çünkü. Soğan rendesi üstüne yoğurt suyu. Yoğurt suyu koydum. Peki. Evet. Rende suyu birbirine karışmış oldu. Ve bakın çok yağ değil. Sadece bir tatlı kaşığı kadar da bir zeytinyağı koyuyorum bunun üzerine şu şekilde. Peki yağı niye koyuyoruz? Hiç yağ koymasak olmaz. Evet, bir tatlı kaşığı biraz daha hani yumuşatsın diye bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Çünkü sıfır yağlı bir et kullanıyoruz. Ve bunun içerisine baharat koyuyoruz. Mesela karabiber koyuyoruz şu şekilde. Çok oldu. Şuradan ben şunu alayım. Biraz kırmızı biber koyuyoruz. Ve kekik koyuyoruz. Kekik, işte kolesterol, biberiye kekik olabilir. Bunları koyabiliyoruz. Biraz da kekiğimiz var mı acaba? Şu kekik galiba. Evet. Biraz da kekik koyduk. Yani soğan, bir tane soğan suyu, yaklaşık yarım çay bardağı kadar yoğurt suyu, bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı, bir tutam biberiye, bir tutam kekik, biraz kırmızı biber ve karabiberle bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Bakın. Bu tarifi internet sayfamızda da bulabilirsiniz. Altta da görüyorsunuz. Hatırlatalım. Gerçekten eti yumuşacık yapıyor ve inanılmaz lezzetli yapıyor. Tavsiye ederim. Ve bunun içerisine etlerimizi şu şekilde döküyoruz. Tuz atmadık dikkat ederseniz. Tuzu baştan atarsanız eti biraz sertleştiriyor. Pişmeye yakın attığınızda hem etin içine nüfuz ediyor hem de eti daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ne kadar kalacak bir daha söyleyeyim. Bu nerede duracak peki böyle? Bu şekilde üzerine bir streç filmle kapatabilirsiniz. 2-4 saat kadar buzdolabında veya soğukça bir yerde muhafaza edebilirsiniz şu şekilde. Ya da hani derseniz ki akşamdan yapmak benim işime daha kolay olur. İşte gece yatmadan önce yapıp üzerine kaplayıp gündüz bunu mangal yaparken de kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde fırına da atabilirsiniz. Az önce direkt bu hazırlanmış şekilde baharatları, soğan her şeyi içinde, her yoğurt suyu içinde. Evet. Direkt böyle fırına tuz ekleyip sonuna doğru. Sonuna doğru tuz ekleyerek fırına atabilirsiniz. Fırına atarken altına yağlı kağıt da serilebilir. Evet. Peki burada başka iki tane sürprizimiz var. Şimdi bunlar önemli. Bunları da konuşalım istiyorum ama burada mesela ciğer de var, kemikli et de var. Bunlarla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Şimdi bunları hani bu şekilde geliyor ya, ne yapıyoruz? Alıyoruz, etleri doğramaya başlıyoruz. Kuşbaşısını ayırıyoruz, kemikli etini ayırıyoruz, karaciğerini ayırıyoruz. Sonra bunları dip frizimize yerleştiriyoruz.
Ve aradan bir ay geçiyor. Aa diyoruz, şuradan işte bir kemikli etim vardı, çıkarayım da şunu bir yemek yapayım diyoruz. Ve bir bakıyoruz acaba hangisi kemikli etti, hangisi kuşbaşıydı, hangisi kıymaydı, karıştırıyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Karıştırmayalım, yazalım. Karıştırmadan bu etleri buzdolabına nasıl koyacağınızı göstereceğiz. Bakın şimdi şuradan bir buzdolabı poşetini alalım Aytucuğum. Buyurun. Yaz şimdi. Yazdım. Bakayım nasıl yazıyorsun. Ne, nasıl yazdığımı göstermem. Yazım çok çıktı. Şöyle bakayım tam doktor yazısı. Şimdi kıyma. Kıymayı bu şekilde alıyoruz. Bakın buzdolabı poşetimizin içine koyuyoruz. Kıymaları yaklaşık 250 ya da 300 gramlık tek kullanımlık şeklinde hazırlıyoruz. Daha küçük kullanıyorsanız. Oraya mı atacağız? Evet, şimdi bakın bunu böyle yapıyorsunuz şu şekilde. Bunu ben kendi evimde de böyle yapıyorum. Peki. Biraz daha yayvan yapıp. Yayvan yapıp ki buzdolabında daha çok yer kaplasın diye. Daha kolay çözülsün istiyoruz. Peki. Şimdi bakın bu kıymayı bunun üzerine böyle koyuyorum. Şu şekilde. Kıyma yazısını da koyduk. Sen görünmesin dedin ama görünecek mecburen Aytu. Bu şekilde koydunuz buzdolabına. Üstünde ne yazdığında gayet rahat okuyabilirsiniz. Ve buzdolabından çıkardığınızda bunun direkt kıyma mı, parça et mi, ciğer mi ne olduğunu bilirsiniz. Kıymaları 2 ay içerisinde tüketmenizi tavsiye ederiz. Ciğeri dondurulmuş bile olsa 2-3 ay geçirmemek lazım. Peki. Karaciğeri 1 ay içerisinde tüketmek lazım. Kemikli etler yine 4-5 ayı bulabilir parça etler. İsterseniz hemen bir reklama gidelim. Dönüşte de sürprizlerimizi açalım. Hadi bakalım. Hadi Aytu. Evet, bir, iki, üç. Çok şey bekliyordunuz ama bunlar çıktı. Nedir Ayça'cığım bunlar? Bunlar eti yumuşatmak için, kanserden korumak için, mangalda yaparken kullanabileceğiniz iki tane madde. Bunun bir tanesi sirke, bir tanesi yoğurt suyu. Yoğurt suyunu eti yumuşatmak için kullanacaksınız. B2 vitamini açısından son derece zengindir. Dudak çevresinde çatlağı olanlar, elleri kuruyanlar bunu kullanabilirler. Demek ki yoğurt suyunu ne için kullanıyoruz? Eti yumuşatmak için. Sirkeyi de mangalda kül bırakmamak için. Evet, kanser olmamak için. Tamam. Sana çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyoruz. Efendim, hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Mutlu günler geçirin, güzel bir hafta geçirin. Bir hafta bizi özleyin, bir hafta sonra beraberiz. Ağzınızın tadı bozulmasın, hoşçakalın.